Başkanımla beraber hepimiz indik. Şimdi tekrar toplanmamız gerekiyor. Gerçekten bu akşam çok özel bir gece. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyorum. Ali Başkanımla beraber hepimiz düştük. Sıkı tutunalım. Arada nazar boncuklarını yine bekliyoruz. Güzel bir federasyon ailesiyiz. Evet, Türk bayrağının altında güzel projeler yapıyoruz. Birlikte oluyoruz, el ele veremiyoruz ama gönül gönüle veriyoruz. Evet, birlikten kuvvet doğar diyerek tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyorum. İnanın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımız hepimizin kutlu olsun. Çünkü hepimiz kendimizi çok genç hissediyoruz. Çok dinamik hissediyoruz. Çünkü bizler Türk bayrağı altında hizmet veren sporcularız. Şimdi bununla beraber Ayşe Nur var, biliyorsunuz. Genç kayakçılarımızdan, genç sporcularımızdan, işte, kız bayan sporcularımızı temsilen Ayşegül'ü gördüm. Kendisini davet ediyorum. Ayşegül'cüm hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. Canım seninle gurur duyuyoruz. Tüm bayan sporcularla, tabii erkek sporcularla da ama onları da Arda temsil edecek. Harikasın, çok güzel gözüküyorsun, pırıl pırılsın. Buradan seni kocaman önce bir alkışlıyorum. Çok Türk teşekkür bayrağı çok ediyorum yakışmış sana canım benim. Önce senin ben de. duygularını, Sağ ol, teşekkür ederim. düşüncelerini bir alabilir miyim? Tabii ki pandemi süreci olarak çok zor bir süreç geçiriyoruz. Ama bu süreçte biz antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu bizi yıldırmadı kesinlikle. Biz bu süreci iyiye çevirmeye çalışıyoruz. İyi olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Siz de böyle bir programı beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Harikasın. Ben seni bugün aradım bilgi vermek için ama sen antrenmandaydın. Tekerlek ayak antrenmanını Bolu'dan götürüyorsun. Evet. Her gün antrenmanlara devam ediyor musun? Evet, her gün devam ediyoruz. Öncelikle evde devam ediyorduk online antrenmanlarımıza. Arka Spor Eğitim Merkezi'nin sporcusuyum ben ve oradaki kardeşlerim için 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olduğu için ben onlar için 2 günde bir Arkut'a gidip antrenman videosu çekiyorum evde yapmaları gerektiklerini. Harika, gururumuzsun. Gerçekten seni gönülden tebrik ediyorum. O kayaklar, o kıyafetler size nasıl yakışıyordur? Pırıl pırıl parlayın, yolunuz açık olsun. Size Türk bayrağı, bütün gelecek feda olsun inşallah. Yolunuz açık olsun. Anneciğine, babacığına ve tüm ailene selam ve saygılarımızı iletiyorsun. Lütfen sen de onlara bizim selamlarımızı ilet. Aleyküm selam, çok memnun olurlar. Biz de sizin enerjinize hayranız. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Belki Covid bitince, sezon açılınca bir Bolu'ya gelir. Birlikte kayak da yapma imkanımız olabilir. Çok memnun İnşallah oldum. Görüşmek bekleriz. üzere Bir diyorum. çay kahvemizi içersiniz. Çok teşekkür Seve ederim. seve. Görüşürüz. Hoşça kal, yolun açık olsun. Başarılar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet. Ayşe Nur harika değil miydi? Mükemmel, mükemmel. Şimdi de Arda arkadaşımızı, Fatih Arda'yı davet ediyorum. O da Türk milli takımında bizi temsil ediyor. Evet. Oo, hoş geldin hayatım. Nasılsın Arda'cığım? Hoş bulduk, merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben Bursa'dan buradayım. Sen Evet. Erzurum'dasın şu anda. Ben Erzurum'dan buradayım aynen. Şu anda da atlama kuleleri ışıl ışıl yanıyor. Benim evimden de direkt gözüküyor. Bu 19 Mayıs dolayısıyla bir İstiklal Marşı Bir telefonla söyleyen. sonra ayrılırken gösterir misin bize de? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Biz de bir tüylerimiz diken diken olsun yani. Evet. Erzurum'un simgesi haline gelen atlama kuleleri her yerden gözüküyor, şehrin her yerinden. Evet. Ardacığım harika gözüküyorsun. Türk bayrağı tişörtü sana çok yakışmış. Teşekkür. Bir genç olarak rol model gençlersiniz siz. Çünkü siz bizi temsil ediyorsunuz yurt dışında. Evet. Bayrağımızı onurla ve şerefle taşıyorsunuz. Duygularını ve düşüncelerini alabilir miyim? Şimdi şöyle, bugün dediğiniz gibi çok özel bir gün. Öncelikle Kadir Gecesi, bütün Müslüman aleminin Kadir Gecesi'ni mübarek olmasını diliyorum. Daha sonra da Amin. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Bu da bizim bayramımız, sporcuların bayramı. Bütün
spor camiasının bayramı. Mutluyuz, dışarı çıkamadık, kutlayamadık bayramımızı ama maalesef böyle bir süreç geçiriyoruz. Covid-19 nedeniyle, koronavirüs nedeniyle evden videolarımızı Evet. çekiyoruz. Şu anda sizden beraber yayın yapıyoruz 19 Mayıs vesilesiyle. Bu Evet. şekilde biraz buruk ama gene de heyecanlı bir bayram geçiyor. Dijital ortamın ne kadar büyük olduğunu gösteren bir bayram geçiyor. Bu yüzden gerçekten ben şöyle söyleyeyim. Sporcu bayramı gerçekten insanları spora teşvik etmek için çok güzel bir örnek. Atatürk'ün bize armağan etmiş olduğu çok güzel bir bayram. Buradan Evet. da herkesin spor bayramını kutluyoruz. Bizim yaptığımız branşımız da gerçekten çok özel bir branş. Kayaklı atlama Türkiye'de gerçekten yeni bir branş ve ben ve takım arkadaşlarım da kısa süre içinde iyi başarılara imza attığımızı düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla 5 branştan en başarılı şu anda kayakla atlama gidiyor galiba. Şöyle söyleyeyim, kayaklı atlama şu anda evet başarılı gidiyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, biz biraz şanslıyız. Harika. Çünkü kayaklı atlamanın başlangıcı yurt dışında başladı ve yurt dışındaki antrenörlerimizin bize vermiş olduğu özellikler, bize vermiş olduğu tecrübelerle biz hareket ediyoruz. Mesela bizim antrenmanlarımızda hiçbir hocamız gelmese biz antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Sürekli kontrol altındayız onlar tarafından, yurt dışından, yurt içinden. O yüzden biz biraz şanslıyız. Bu şekilde de başarıları Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Takım arkadaşlarım ve ben şimdi de yeni bir sezona hazırlanıyoruz. Çünkü 2021 Olimpiyat elemelerinin gerçekleşeceği yıl bizim için de gerçekten Evet. çok önemli bir yıl. Bu mesela biz en sonki kampımız Rusya'ya gitmeyi planlıyorduk. Hı hı. Rusya'daki yarışa girip daha sonra oradaki yarış çünkü Olimpiyat yolunda bize çok büyük destek sağlayacaktı. Hı Maalesef hı. virüs nedeniyle Rusya kampımızı iptal ettik. FIS zaten iptal etti. Kendisi iptal etti. Hı. Bundan dolayı artık yeni sezonda bizi gerçekten zorlu bir mücadele bekliyor. İki katı çalışmamız lazım. Bunun farkındayız. Ve biz de hani artık duramıyoruz. Çünkü alışmışız spor yapmaya. Mesela biz bir saat sonra filan Münir Güngen diye arkadaşımla Atatürk Üniversitesi koşu pistinde koşuya çıkacağız saat 11 gibi filan öyle sözleştik. Çünkü Evet. bacaklarımız gerçekten artık şöyle söyleyeyim spor yapma ihtiyacı duyuyor. Evde her ne kadar çalışmalarımız devam etse de tabii ki bir fitness kadar etkili olmuyor. Ama elimizden gelenin mevcut Harikasın. performansımızı korumaya çalışıyoruz. Arda'cığım bugün Erzurum'da aradığım seni bir Evet. antrenmandan dönüyordun galiba zaten. Evet. Arabadaydın. Evet. Yolun Bugün açık olsun. çok teşekkür ederim. Türk Kayak Camiası'nın yolu açık olsun. İnşallah 2022'de bizi çok güzel bir olimpiyat bekler. Bir önceki Evet. olimpiyatlardan daha fazla sporcuyla katılmayı Allah nasip eder. Orada Türk bayrağımızı en iyi şekilde Amin. temsil ederiz. 2021 bizim için çok iyi bir yıl olur. Bütün branşlarda olimpiyat kotaları alınır ve maksimum seviyedeki o sporcu ile olimpiyatlara katılmayı ben ümit ediyorum. Türk sporu adına, Türk kayak Evet. sporu adına. Bütün milli kayakçılar, bütün kayak camiası sana bayraklar, nazar boncukları, kalpler alkışlar. Belki konuşurken fark ediyorsundur. Evet. Türk gençliğini çok güzel temsil ettiğin, farkındalıklarının çok açık olduğu ve bunları çok doğru ifade edebiliyorsun. Evet. Gerçekten seninle gurur duyuyorum. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de Bundan çok sonra, memnun oldum. evet, burada da bir ablam var Bursa'da. Neler Emrindeyiz. biliyorum. Hepimiz emrinizdeyiz gençlerin. Tabii ki tabii. Biz de Gerçekten. Türk bayrağının emrindeyiz. Biz her zaman söylediğim bir söz vardır benim. Bizler sadece vesile olanlarız. Yaptığımız her şey Türk bayrağı için. Göğsümüzdeki bayrak dalgalandıkça biz çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Ay. Bu 12 yıldır böyle geçiyor spor Ah, evet. adına. Yani bizim davamız bayrak, öyle söyleyeyim. Helal olsun sana. Helal olsun. Bütün yani Türk bayrağı sana helal olsun. Biraz daha konuşursan ağlayacağım. Vallahi artık Hayır. ağlatma beni. Çünkü gerçekten tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümü. Evet. Dolayısıyla böyle bir günde böyle bir canlı yayına şahit olarak şimdi ikimiz karşı karşıya ve kayak camiasıyla birlikteyiz. Bütün Evet. hocalarımız, bütün Evet. milli takım kayakçılarımız şu anda bizimle birlikte. Evet. Biz gerçekten çok güçlü ve çok başarılı bir aileyiz federasyon Evet. olarak. Evet. Gücümüz birlikteliğimizden geliyor ve bayrağımızdan geliyor senin de söylediğin gibi. Dediğiniz gibi biz Evet. Bizim inanırsak yapamayacağımız bir şey yok. Çünkü biz yaklaşık 10 yıllık, 11 yıllık takımız ve
10-11 yıllık sıfırdan başlamış bir branşın olimpiyatlarda, işte Continental Cup'ta, FIS'in yarışmalarında başarı sağlaması gerçekten sadece inanca bağlı. Her türlü olumsuzluğa karşı bizim kulelerimiz yoktu. Yurt dışında antrenman sağladı federasyon bize. Çok teşekkür ediyoruz federasyonumuza da buradan. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Biz şu anda hani spora alışkanlık haline gelmiş bir durum var şu anda. Çalışmaya alışmışız. Mesela Evet. ben evde oturduğumda bile hani annem diyor ki ben seni Erzurum'da görse alışkın değilim. Çünkü sürekli Temizlik kamplarda yap. Süpürge falan yap, böyle kol çalış. Yok Cam ben simüle genelde da. öyle bir Annene yardım yok. yardım et. Ama yardım etmeye çalışıyoruz tabii ki. Harikasın Arda. Öyle Son söyleyeyim. olarak şu ışıkları görelim, sonra Tabii seni ki tabii. uğurlayalım. Bakalım. Şimdi herkesten Evet. kalp, alkış, bayrak bekliyoruz. Evet, bir saniye balkona çıkıyorum. Oradan daha güzel gözüküyor. Tamam. Evet. Şimdi Evet. Erzurum'un, bir daha anlatır mısın nereye gidiyoruz? Şu anda kayakla atlama kulelerine seyire gidiyoruz. Öyle söyleyeyim. Bir saniye. Evet. Işıklandırmışlar bugün özel. Evet. Sağ olsun Arda Ve da bize bunu şahit ediyor. Harika. Müthiş, müthiş. Çok güzel. falan derken Erzurum'a Ejder, sevgiler, saygılar. evet. Harikasınız. Tarafta Ejder Müthiş. Tepesi, bir tarafta özel 19 Mayıs özel ışıklandırma ve şu anda Sinevi bayrağı dalgalanıyor. Of of of. Buradan da herkese selam olsun Erzurum'da. Şöyle atlama kulelerini de alayım yanıma. Ay al, harika gözüküyorsunuz. Çok güzel, çok yakışıyorsun. Evet. Dikkat et Orası kendine Arda. bizim yuvamız. Çok teşekkür ederim ben de. Harika. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Kadir geceniz mübarek olsun. En Çok kısa sağ ol zamanda evlat. da Herkesten Erzurum'daki helalliği organizasyonlarda aldım. Çok. Görüşmeyi diliyoruz. Buradan Türk İnşallah. Kayak Camiası'na herkese selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi de yine eski milli kayakçımız ve çok güzel bayrağımızı onurla taşıyan Serkan Taş hocamızı alacağım. Benim de kadim dostum kendisi. Can arkadaşım. O da çok doğru bir genç. Doğru bir rol model hepimize, sizlere. İzlemeni Evet. tavsiye ediyorum. Tabii biraz komiklikler yapacağız, biraz şımaracağız. Sizin yaşınızda yaptığı yaramazlıkları da anlattıracağım, merak etme. Herkesin hata payı var. İyi geceler diliyorum Ardacığım. Ailene selamlar, saygılar. Çok teşekkür ederim. Size de iyi akşamlar. Kendinize iyi Evet, bakın. büyüklerimizin En kısa ellerinden öpüyoruz, zamanda. küçüklerimizin gözlerinden. İyi kandiller diliyorum. Bayramın kutlu olsun. İyi kandiller. Sizin de bayramınız kutlu olsun. İyi akşamlar diliyorum. Canım kardeşim, iyi akşamlar, hoşça kal. Ay nasıl bir gece, değil mi? Tuğba hocam, Benan hocam, Onur, yani burada her akşam buradayız. Her akşam çok duygusal geceler yaşıyoruz. Yani bu gece çok özel oldu. Erzurum'un atlama kulelerini gördünüz mü? Muhteşemdi. Evet, yani gerçekten daha iyi tanıması lazım Arda'yı. Arda'nın diksiyonu muhteşem. Anlatımı, farkındalığı, hitabı, uslubu harika. Çok çok tebrik ediyorum. Evet, Ali Başkanımı aldık. Ayşe Nur'u aldık. Arda'yı aldık. Şimdi bakalım Serkan Taş Hocam burada mı? Can kardeşim. Serkan da bu kadar duygusal olmayabilir sohbeti. Hocam merhaba, hoş geldin. Selam, ne haber İyi, Serkan'cığım sen nasılsın? Hoş İyiyim, geldin. teşekkürler. Dur şöyle biraz görüntü ayarlayayım. Telefonu düzeltelim. Yani Serkan Tamam. hocam, bu akşam çok coşkulu. Ali başkanım harika konuşmalar yaptı. Sonra Ayşe Nur'u aldık. O bizi ağlattı bayrağın önünde, İzledim çok güzel. hepsini İzleyebildin izliyorum. mi? Cani gönülden tebrik ediyorum hepsini. Evet, çok güzeldi. Evet, harika harika. Şimdi ancak sana sıra gelebildi. Kusura bakma, bu akşam Olsun biraz olsun. duygusal bir gece. Sporcular bizim için her şeyden önce gelir. Tabii ki gençlerin önceliği var. Her zaman onları bekleriz. Sıkıntı yok. Evet. Sen de camiada çok sevilen, sayılan özel bir isimsin. O yüzden bu Teşekkür akşam ediyorum. böyle yine bir anneler günü gibi bu akşam içinde bir özel durum ben rica ettim. Seni ağırlamak istedim çünkü Çok teşekkür ediyorum. hakikaten yanlış alışkanlıkların hiç yok. Spora olan bahanen hiç olmadı. Ailenle olan duruşun, 3 çocuk babasısın. Çok erken yaşlarda önemli görevler konuşacağız tek tek. Önemli görevlere gelmişsin. Dolayısıyla bu akşam gençler de bizimle. Ve Evet. onlara örnek olacağız.
Ama sonra biraz gecenin ilerleyen saatlerinde 40 plus hikayeler anlatacağım sana. Bizim hikayeler anlatmaya kalkınca biliyorsun zaman yetmiyor. Umarım Ya vallahi bir şeyler biliyorum ama anlatabiliriz. Evet. artık azıcık da şımaralım yani, ne yapalım? Biraz da Olur. güleceğiz. Olur tabii Şimdi kanka. Serkan'cığım, tabii ki ben seninle ilgili yine çok bilgi sahibiyim aynı zamanda, ancak yine de biraz şey yaptım, araştırmalar yaptım, Araştırma yaptın, dedikodun evet. çok döndü. E hadi Evet, bakalım. çalıştım. Şimdi bir işçi babanın ve bir annenin Efendim, evet. oğlusun, en büyük oğlusun, dört kardeşsiniz. Evet. Benim de kardeşim olan Özkan'ın, Emine Sevinç'in ve Nazlıcan'ın abilerisin. Evet. Evet, babacığın da saygılar annene, bütün Çok aile teşekkürler. bireylerine Çok selamlar, teşekkürler. saygılar. Onların da kandil ellerinden öpüyorum. Çok teşekkürler. Evet, Şubat ayında doğmuşsun, 81 doğumlusun. Evet. Ve Sarıkamış'ın meşhur, hani o U çok uzun, meşhur Kolordu mahallesinde doğmuşsun. Evet, kolordu çocuğuyuz. Sonra mahallenin en hareketli ve yaramaz çocuğu olarak dikkatleri çekmişsin. Sevin geldi, Önder geldi, Serkan Yurdakul. Herkes Herkese burada. çok selamlar. Bütün kayakçıların arasında. Aynen. Ve o yüzden spora yönlendirilmişsin. Herhalde enerjini at diye. Biraz buraya kadar sen bir anlat şimdi. Ya aslında spora yönlendirilme demeyelim de kendi çabamızla spordan spora koşma diyelim. Kopamama. Tamam. İstersen biraz ben Tutku. anlatayım. Tutku. Anlat. Şimdi biz ilk bizim mahalle tabii çok sporcuların yetiştiği bir mahalle. Herkes spor yapıyor. Birçok branştan sporcu var. İlkokul 3'e gidiyorum sanırım. Bir güreş antrenörleri var iki tane. Grokoremen güreş. Bunlar bir güreş okulu Aynen. açmışlar. Sonra da ben de bir seçme yaptılar kapalı spor salonunda. Kapalı spor salonu da bizim mahalleye çok yakın. Biz hani çocuklar dışarıda oynamaya giderler. Parkta oynarlar falan. Biz de spor salonunda oynamaya gideriz. Sağ olsun Şener abi bizi alır içeri. Tabii onun bir ritüeli var. Girme ritüeli içeriye. Onu anlatacağım birazdan. Biz hep orada Şener Ağbaba oyunlarımızı. hocamıza Tabii saygılar, evet, tabii. ellerinden öpüyoruz. Biz hep orada oyun oynarız. Tabii o günkü seçmelerden benim böyle bir Aşakçım şeyden hoş haberim geldin. yok. Ben de gittim tabii. Dedim ben de güreşeceğim falan yaptım. Eyvah, Neyse hadi gel bakalım. dediler. Aynen. Ama tabii benim yaşımda çocuk yok. Beni biraz daha büyüklerle güreş tutturdular mecburen. Sonra bak beni beğendiler tabii. Beni Güreş takıma aldılar. Amcam da var benden takımına 4. girdin, ilkokul 3. Tabii Greco-Romen güreş takımı. Tabii amcam benden 4-5 yaş büyük. O da çok meraklı güreş. Onunla beraber gidiyoruz. Ben maskot gibiyim ama orada hani böyle. Sonra bir kış herhalde. Bir kış dönemi gittik orada. Sonra nasıl olduysa o hocalar ya orada öğretmendi veya memurdu bilmiyorum neydi artık. Onlar gittiler Sarıkamış'tan. Gidince de okul kapanmış oldu. Tabii bizim güreş kariyerimiz de başlamadan bitti. Ya Serkan şöyle, sizin Kolordu mahallesi zaten spor yapmayan yok. Herkes milli. Hani olimpiyatlar belki Yani üç evde bir falan. her zaman bahsediyorum. Sadece bizim mahallede Sarıkamış'ın tamamı zaten spora çok yatkın. Yani yoldan geçen herhangi birini tut, biraz çalıştır. Sana şampiyon olsun, Türkiye şampiyonu olsun. Bir genetik yatkınlık var spora gerçekten. Evet, Bizim evet. Ya. bizim mahallede de daha popülasyonu yüksek bu işin. Yani onlarca olimpik sporcu, yani milli sporcuları saymaya zaten şey yetmez yani zaman yetmeyebilir. Hakikaten Evet. o kadar çok sporcu var. Evet. Uzun güreş kariyerinden sonra ilkokul 5'te voleybol takımına girmişsin okuldan. Evet, Hayrettin Yeşilova hocamız var. Kendisine buradan çok selam gönderiyorum. Evet. Yeşilovalar biliyorsun bizim mahallede hepsi beden eğitimcidir. Allah rahmet etsin. En küçükler Hüseyin beden eğitimci değildi ama o da iyi basketbol oynardı. Lisede basketbol takımlarındayken beraber karşılaşıyorduk. O Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Kafası da biraz çalışıyordu tabii Hüseyin'in. Allah rahmet Tamam. etsin. Çok genç yaşta vefat etti. O Sonra Allah Hayrettin rahmet eylesin. aynen. Hayrettin hocamız bizi aldı işte çalıştırdı biraz, yetiştirdi. Kars'ta turnuvalara falan gittik. Ama tabii ben çok sevemedim açıkçası voleybolu. Yani benim tarzıma çok şey değil. Ben hani biraz daha hareketli olacak. Hani kendini şey yapacak. Sevemedim. Öyle bir yıl kadar falan gittim.
Sonra koptum voleyboldan. Ama sonra benim arkadaşlarım devam ettiler. Onlar çok iyi voleybolcu olanlar vardı. Volkan Polat vardı. Mesela Deniz Kaya, Deniz Kafe. Çok iyi bir pasör oldu. Evet. Falan. Bunlar lise bitirene kadar. Can bunlar, kardeşim benim. Aynen devam ettiler. O yılın sonunda Sarıkamış'a çok erken kar yağar. Yani böyle mesela 29 Ekim'de falan ortasınlarda hep törenleri kar altında yaparız biz. Allah yine, ya. Tabii o yılda yine Sarıkamış'a çok erken kar yağmış. Belki 29 Ekim. Belki 29 Ekim'de gelmeden. Biz tabii bizim kar yağdı mı Kakoş'ta. Kakoş'u anlatıyorum böyle her zaman. Orada bir yokuş var mahallenin girişinde. Oraya Kakoş deriz. Orada kızak kayan, kayak kayan böyle gençler, kızlar, kadınlar, karı kocalar yani böyle eşli kızak kayanlar falan öyle Allah çok hareketli olur. Allah. Tabii. Orası özellikle gece çok hareketli olur. Herkes kızak kayan, kayak kayan böyle oturan, muhabbet eden. Öyle bir kayak merkezi gibi bir şey olur yani. Eskiden kayak merkezi. Beceren kafe gibi olur da adam. Gibi aynen. Reklamlar. Aynen. Bir tek buluşma noktası midpoint. bir tek kafemiz eksikti yalnız. Sonra orada sonra işte kızak kayıyoruz. O yılda Sacit Hoca ile Şener Hoca bu altyapıdan Sacit Özbey ve Şener Ağbaba ikisini de çok saygıyla ve hürmetle anıyorum. Evet buradalar. Evet. Onlar ellerinden öpüyoruz. Onlar bir altyapı takımı oluşturalım falan demişler. İşte geldiler oraya. Çocuklar işte yarın bir şey yapacağız. Seçme yapacağız işte. Bir spor salonuna gelin. Beğendiklerimizi kaya alacağız. Neyse ben de gittim ertesi gün. Tabii doğal olarak gitmeme şansım yok. En hızlılardan biriyim tabii. Herkese o zaman da Yavuz Tanyeri hocamız Kars Gençlik Spor İl Müdürü. Tabii tamam. O da destek veriyor. Bayağı malzeme falan almışlar yeni böyle. Artık tahta kayaklar bitmiş. Yani bizden öncekiler hep çoğu tahta kayakla falan tabii kayıyorlar. Ondan sonra yeni plastik kayaklardan falan getirmişler. Bayağı iyi malzemeler almışlar. Sonra akabinde yine Dünya Şampiyonası'na gittiler. Sacit Hoca antrenör. Yavuz Tanyeri aynı zamanda o dönem Federasyon As Başkanı. Kapı kırmayı. Hı. Oradan çok malzemeler getirdiler falan. Ben ona da hem merhaba diyeyim hem orayla azıcık evet, diyalogayım. Evet. Sen devam et. Beni şey yapma. Tabii. Ya çünkü orada talepler oluyor. Onları not almak istiyorum. Mutlaka. Şimdi çok arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, büyük abilerimiz, evet, sporcu kardeşlerimiz. Bir kere Erhan Dursun hocamı her akşam atlıyormuşum, unutuyormuşum. Erhan Dursun mesela da beni özellikle aradı. Dedi ki Dide hiç benim selamlarımı yayınlamıyor. Lütfen ona ya ilet dedi. Çok özür dilerim. Ben de iletsem dedim. Şimdi Erhan Dursun Hoca bizim için pek kıymetli. Birçok sporcuya teması var. Kendisi ağırlı olmasına rağmen yani çok Sarıkamışlarla çok iyi ilişkiler vardır. Çok da antrenörlüğümüz evet yapmıştır milli takımlarda. Tamam. Şimdi gittim salona ertesi gün. Herkese kayak verdiler. Tamam. Bana vermezler. Sen seçilmemişsin galiba zaten. Tabii ben seçilmedim çünkü ben yaş itibariyle hem onlardan küçüktüm giden çocuklardan hem de fizik olarak da küçüktüm yani. Ben kendi yaşıtım bir çocukla aynı fiziğe sahip değildim o zamanlar. Biraz daha böyle küçük, cılız, çelimsiz bir çocuktum. Tamam. Yani çok sporcu olur, hız şeyle kimse bakmazdı bana ama çok çabuk bir çocuktum böyle hızlı, hareketli. O yüzden severdiler. Biraz pratiktim. Sonra bana malzeme vermediler. Abi ben gitmiyorum spor salonunun önünde yatıyorum her gün. Bu malzemeden evet alacağım. Başka şansı yok yani. Neyse o arada Oğuz Karaba malzeme aldı tabii. O gidiyor tamam antrenmanlara. O antrenman yapıyor. Dönüyor. Antrenmanda öğrettiklerini bana öğretiyor. Bu defa ben evet onun kayaklarıyla, takımlarıyla antrenman yapıyorum. Bu yaklaşık bir 10-15 gün böyle gitti herhalde. Sonra Şener Hoca baktı benim azmimi görünce. Şener Ağbaba hocam bana bir tane kayak ayarlamış. Ama kayak 2-15 boyunda yani. Düşün. Ben o zaman daha ben kendim 1.30-1.40'ım herhalde o zaman. Torpili almışsınız. Hani bana 2-2-10 bir kayak verdi ama. Hoş geldin yani Fuat. Onu kaymanın, yerden kaldırmanın falan imkanı yok ama ben bütün padişahın adımı kılıcı. Tabii top padişahın kapı sarayında kılıcı oluyor ya böyle. Ama ben ona bile geldi razıyım. Ben ona bile razıyım. Abi ben aldım o kayakları. Sağ olsun o dönemler Taceddin Yeşilova abimiz de sporcu, büyük sporculardan. Evet. Kendisine Kara deriz, evet. Kara abi. Kara abi de bize antrenmanlarda çok destek oluyor, geliyor, çalıştırıyor, antrenman yaptırıyor falan. Bir yıl kadar Sarıkamış'ta kaldı. Sonra üniversiteye kazandı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitim Bölümünü. Gidince tabii bize ilk başlarkenki şeyle
Biz sonra üstüne koyarak işte hocalarımız Sacit Hoca, Şener Hoca. Ondan sonra büyük sporcularımız vardı. Önder Ağbaba iyi sporcuydu. Zeki Kürşat Yıldız. Tabii bunlarla beraber arkalarında takılarak Mustafa Yıldız, Özcan Selçuk onlar da iyi sporcuydular o zaman. Ama onlar sporu bırakmışlardı. Sonra bir yıl sonra geri geldiler. Şener Hocam hoş geldiniz. Evet. Evet. Ondan sonra ben antrenmanlara başladım. Tabii Şener Hoca o zaman bizi çalıştırıyor. Şener Hoca yok. Tamam Kenan Hocam soracağım. Taceddin Hoca çalıştırıyor. Sarıç Hoca da büyük takımı çalıştırıyor. Daha iyi takım. Evet. Üst yapıyı çalıştırıyor diyelim. Daha iyi sporcuları. Tamam. Sonra o yıl il birinciliği yapıldı. İl birinciliğinde ben 6. oldum. Evet Metin Hocam geç kaldı. Çok sürprizler kaçtı. Geç mi kalmıyor? Sonra sen. Metin Hocam hoş geldin. Çok selamlar söylüyorum. Metin Hoca da aynı yıllarda Sarıkamış'ta antrenör. Metin Kuru. Üstümüzde çok emeği vardır. Bizim eskiden kamplarımıza saygılar, sevgiler. Sömestr'de biz sürekli kampta kalırdık Çamurlu Dağı'nda. Osman Yüce Kayak Testleri diye geçiyor. Orada biz çok kamplarda kalırdık. Metin Hoca'nın çok emeği var bize. Tabii çok da o yukarıda beden terbiyesinin vardı değil mi? Beden terbiyesinin aynen yerinde. Orada küçük odalar vardı. Yok yok Sarıkamış'tan bahsediyorum. Osman Yüce? Sarıkamış'taki dağın ismi de Osman Yüce bir ismi. Hem Çamurlu Dağı denir hem de Osman Yüce. Kürşat Hocam geldi olarak, hoş geldin. Evet. Tamam. Orada biz hep sömestrede kamplara girerdik. İşte öyle kayağa başladım. O sene il birinciliğinde 6. oldum. Takıma giremedim. Takım 5 kişiydi. O zaman çünkü kategoriler çok farklı. Yani bu şimdiki gibi U12, U14, U16, U18 yoktu. Yıldız genç büyük. Yani ben o zaman 12 yaşındayken 17 yaşındaki Zeki Kürşat Yıldız'la beraber yarışıyor pozisyonda oluyordum. Onlar milli sporcu tabii o zaman. Büyük sporcular. Onların olduğu ben yani ilk 5 doğu grubuna gidiyor. Orada kalifikasyon oluyor. Sonra Türkiye Şampiyonası'na gidip yarışıyorlar. Ben tabii 6. olunca ilk takımına giremedim. Aynen. Ama Özkan hoş geldin. Kayaktan kopmadım tabii. Antrenmanlara devam ettim. O sene Türkiye Şampiyonası zaten Sarıkamış'ta yapılmıştı Nisan ayında. Çok güzel bir şampiyonaydı. Öyle kayağa başlamış oldum. Çok sevdim tabii kayağı. Öyle devam ettik kayağı o vesileyle. Erhan amcan da yardımcı olmuş. Erhan çok bana yardımcı olurdu. Şimdi annem hiç istemezdi kayak kayayım. Kayaklarımı atardı dışarı. O zaman tabii tel bağlamalar vardı. Şimdiki gibi böyle... İyi modern bağlamalar yoktu. Onlar sürekli bezleri sarardık ki ayakkabılar içinden çıkmasın. Erhan amcam akşam benimle beraber onu tamir ederdi sağ olsun. Yarışlarıma hep gelirdi. Beni desteklerdi. Annem kayaklarımı atardı dışarı. Biz bacadan o camdan atardı. Biz bacadan sokardık. Böyle birkaç yıl annem uğraştı benimle olmayayım diye, sporcu olmayayım diye ama tabii benim o sevgimi geçemedi yani hiçbir türlü. Evet, evet. Berkin'i de alırız. Onur, canın sıkılmasın. Berkin bizim zaten. Hiç şey değil. Evet, tabii Berkin'i öpüyoruz. O bizden. Şimdi 92 yılında aktif kayak hayatına başlamışsın. 2002'ye kadar yine milli takım formasını çok fazla giymişsin. Evet, 2002 yılına kadar yarıştım kayakta. Hı-hı. 2002 yılında benim için bir spor kariyerimi döndüğü bir dönüm noktası diyebiliriz. Çünkü çok başarılı sonuçlar alıyorum. Ben 2002 yılına kadar 5 defa Türkiye şampiyonu oldum. Çok iyi performanslar sergiledim. Çok iyi yarışmalar yaptım. Özellikle yurt dışında falan. Mesela bir İsviçre'de bir şampiyonada 110 kişinin falan katıldığı bir yarışmada 34. oldum. 1000 metre sürat yarışında ki bugüne kadar yani çok ufak saliselerle finallere kalmayı kaçırdım. Biraz da tecrübesizliğim vardı açıkçası. Çok genç bir sporcuydum. Ama çok böyle yıldızım parlamıştı. Çok parladı yıldızım. Özellikle 97 yılından sonra performansım çok arttı. Mesela ondan öncesine kadar da iyi sporcuydum ama hep gidiyordum. Bir aksilik oluyordu. Ya düşüyordum. Ya başka bir şey oluyordu. Ya da tecrübesizlikten hep yarışları kaybediyordum. 5. oluyordum, 4. oluyordum, 6. oluyordum, 10. oluyordum. Hani ilk yarışımda hatırlıyorum 16. olmuştum Erzurum Doğu grubunda. Böyle hep kıyılardan köşelerden. Sonra 97 yılında
Birden performansın çok Aynen. yükseldi. Serkan'cığım seni balla kesiyorum. Mikrofonun Estağfurullah. fermuarına tıkır 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 onu beni iyi uyar. Aa, çok pardon. Diyemedim. Ha, pardon. Aynen onu bir düzeltirsek. Evet. Şimdi 97 yılında tabii performansım çok arttı. Performansım evet. artması aslında benim mental olarak da güçlenmemle alakalı oldu. Yani evet çok iyi, çok iyi bir tekniğim olduğunu söylerdi bütün hocalarım, bütün antrenörlerim. Aslında benim spora karşı inanılmaz bir şeyim var, yeteneğim var. Tabii yıllarca spor yapınca bunu keşfetmiş oldum. Yani bir hareketi bir defa bana gösterirlerdi. Ben onu çok iyi uygulardım. Bugüne kadar da yapmış olduğum bütün spor dallarında beni hep teknik bir sporcu olarak adlandırırlar. Ama ben teknik bir sporcunun yanında aslında çok güçlü bir sporcuydum ama o güçlü yanımı, o patlayıcı kuvvetim çok yüksekti mesela. O pek gözükmezdi. Tekniğimin gölgesinde kalırdı. Ama bence ikisi de birbirini tamamlayan faktörlerdi. İşte evet. Dediğim gibi 97'de yıldızım parladı. 97'den 2002'ye kadar çok başarılı gittim. Yalnız olimpiyat yılı işte 2002'den bir yıl önce işte 91 Gençler Dünya 2001 Gençler Dünya Şampiyonası ile beraber performansımda bir düşüklük başladı açıkçası. Tabii bunda benim de kabahatlerim var. Kendi yapmış olduğum hatalarım da var. Tabii çok genç sporcu. Evet. Antrenörümle yaşadığım problemler var. Ve ben 2002 olimpiyatlarına takımın birinci adamı iken gidemedim. Tabii bir kişi gidiyordu. Ben olimpiyatlara gidemeyince sporu bırakma kararı aldım. Sporu bırakma kararı aldım. Bir daha 4 yıl kim bekleyecek dedim. Evet. 2001'de de üniversiteden mezun olmuştum beden eğitim bölümünde. Biraz da ekonomik durumlar da tabii ki sıkıntılıydı. Bir an önce antrenörlük yapıp açıkçası para kazanmak istedim. Serkan'cığım, ailede Taş ailesinde ilk kayan sen başlamışsın. Yani kayan yok. Evet, başka. Benden önce kayan yok. Şimdi kayak şöyle bir spor. Aileden gelen sporlardan birisi. Aileden insanlar olursa daha küçük yaşta başlama imkanı oluyor. Bir de ailedeki insanlar bunun koşullarını bildiği için tabii. Önün daha açık oluyor. Ben ailede evet. daha önce kimse olmadığı tamam, için... Tamam Metin Kuru hocam. Ama benim şöyle bir şansım vardı. Ben Kolordu Mahallesi'nde doğmuştum. Yani babamlar Aynen. Kolordu Mahallesi'ne gelmeden zaten önce... Zaten sporcu bir mahalle yani. Tabii Kolordu Mahallesi'ne gelmeden önce İstasyon Mahallesi'nde oturuyorlarmış. İstasyon Mahallesi'nde de çok iyi sporcular var tamam. ama... Belki ben İstasyon Mahallesi'nde doğmuş olsaydım, büyümüş olsaydım belki sporcu olamayacaktım. Haklısın. Şimdi o yüzden 5 şanslı defa olduğunu düşünüyorum. Aynen. Ve 5 defa Türkiye şampiyonluğuna. Evet. Şampiyonu oldun. Evet, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde toplamda 5 Türkiye birinciliği yaşadım. Var. 35 defa milli takım forması giydin. Evet. Sana helal olsun. Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde uluslararası dünya kupası ve dünya şampiyonasında yarıştın. Evet. Şimdi yanlış bir şey. 2002 yılında alt disiplinli kayak antrenörü oldun. Evet. 2002'de alt disiplinli kayak antrenörü oldum. Zaten olimpiyatlara da gidemeyince kuzey kayağından soğudum diyelim. Aaa. 2002 yılına kadar yaptığım bütün başarıları ben kuzey kayağında yaptım. Hmm. Sonra kuzey kayağını bırakma kararı aldım. Yani çok şey bir kararla. Bıraktım onu ama sporculuğu bıraktım tabii. Aynı anda Fahri antrenörlük yaptım. Oradan yetiştirdiğim evet. sporcular var. Mesela Onur Kılıçarslan çok başarılı oldu. Müjdat Boz. Bunlar ben hoş Fahri geldin torun antrenörlük hocam. Yaparken onlar da yeni başlamışlardı. Bizim mahallenin çocukları. Tabii çocuklar evet. çok başarılı oldular. Hoş geldiniz biraz, Mersin Kayak Kulübü. Biraz Fahri antrenörlük yaptım. Yani o idealist yanımı çocuklara şey kopmaz. Şimdi bir kültür şeydir. Bu usta çırak ilişkisidir. Bu evet. usta çırak ilişkisinin kopmaması lazım. Şimdi bizim Kuzey Kayağı'nda tekniğimiz kayak tekniği Sacit Hoca'dan gelir. Sacit Özbey'den. Evet. Ondan Muzaffer Selçuk. Muzaffer Selçuk'tan Özcan Selçuk. Sonra Önder'dir. Kürşat'tır. Ben işte benden sonra Talip Atop var. Ali Sait Ateş var. Bir sürü sayamayacağım insan var. İsimlerini hepinizi tebrik sayamadıklarım. Ediyorum. Evet. Evet. Sonra biz hepimiz sporu bıraktık yalnız bu bütün jenerasyon. Bir anda bıraktık. Neden? Şimdi
Öyle şartlar öyle geliştirdi. İşte benim de o sebebim vardı. Ali Said de olimpiyat takımındaydı. O da olimpiyata gidemeyince o da bırakmak zorunda kaldı. Çünkü şartlar da ağır. Şimdi hepimiz sporu bırakınca mahalledeki o kültür bitme noktasına geldi. Yani şimdi bu çocuklar kayağı öğrenecekler. Ama doğru tekniği öğrenmeleri lazım. Onun için bu usta-çırak ilişkisinin devam etmesi lazım. Ben bu sebepten dolayı fare antrenörlük yapmaya başladım. Bu çocuklara kayak tekniğini öğretmek için. Evet. Onlar da tabii sağ olsunlar yetenekli çocuklardı. Hepsi çabuk kaptılar. Ondan sonra ben tamamen alt disipline yöneldim. Alt disiplinde antrenörlük yapmaya yöneldim. Evet. Sonra alt disipline başladım. Hı-hı. Alt disipline başlayınca tabii benim şöyle bir huyum var. Yani bir şeyi ya çok iyi yaparım ya da hiç ya da elimi yapmam. Sürmem. Ya da yapmam. Yani voleybol gibi. Yani evet. Layıkıyla yapmaya çalışırım. Hakkını vermeye çalışırım. Sonra gittim işte hem antrenörlük yapmaya başladım. Daha da özel dersler vermeye başladım. O Hı-hı. zamanlarda Muhittin Delibaş hocamız yeni dernek başkanı seçilmiş. O da bir evet, çok oluşum yaptı seversin böyle. Sen. Aynen dernek oluşumu yaptı. Hepiniz gelin birlikte çalışalım diye. Bizi de teşvik etti açıkçası. Biz hepimiz gittik. Şimdi ben Hoş ders geldiniz harici, Kaya Hocam. Ben ders haricinde yalnız hiç durmuyorum. Her zaman altçıların antrenmanları olur. Altçıların antrenmanlarına giderim. Samsun, Serhat Hocam hoş geldiniz. Volkan Yurdakul ve İbrahim Demirci o zaman çok iyi sporcular. Sarıkamış'talar. Çok iyi alpçılar. Dönemlerin iyi Asker sporcuları. Yüksek Ova'ya selamlar. Herkese çok selamlar hep arkadaşlarım. Evet. Sonra ben süper. Volkan Yurdakul ve İbrahim Demirci hocalarımla beraber antrenman yapmaya başladım. Onlar da o zaman sporcular, büyük sporcular, iyi sporcular. Antrenman yapıyorlar. Ben ders olmadığı zamanlarda kaçıyorum. Böyle onlarla antrenman yapıyorum. Tabii bu beni çok geliştirdi. Sağ olsunlar. İlgilendiler benimle. Çok destek oldular. Evet. Ben böyle işte 2002 yılından 2005 yılına kadar hiç soluksuz çalıştım alp kayağına. 2005'te de zaten kayak öğretmenliği kursu oldu. Oraya Dur, gittim. bir ilerleme şimdi. Çok iler. Böyle dört Pardon. nola gidiyoruz. Daha yavaş Özür dilerim. gidelim. Tamam. Estağfurullah. Şimdi Serkan'cığım, evet. Dur bir dakika. Ben şimdi nerede kaldık? Dünya Şampiyonası'nda yarıştın. 2002 yılında alt disiplin kayağı antrenörü oldun. Evet. Sonra 2005'te de kayak öğretmeni oldun. Evet. 2009'da snowboard öğretmeni oldun. Evet. Tekerlekli kayakta da milli formayı giydin. Evet, tekerlekli kayakta da yanlış hatırlamıyorsam 9 olabilir, belki 7 olabilir, tam rakamı hatırlamıyorum. Bir milliliğim var tekerlekli kayakta da. Harika. Tebrik ediyorum. Ve dünya şampiyonluğunda yarıştım. 10. oldu galiba. Bendeki Evet, notta 10. oldu yazıyor. şimdi Dünya Çünkü Kupası'nda Alberto 8. olmuş o yarışta. İtalyan bir tekerlekli kayakçı vardı Alberto Pertile. Favori değil mi o? O zaman dünya şampiyonuydu. Yani birkaç tane iyi sporcu vardı ama Pertile tabii en bunların içinde şeydi. Popüler olanıydı. O Evet. 200 metre sprint yarışında Alberto Pertile 8. oldu. Ben 10. oldum o yarışta. Gayet iyi bir dereceydi. Ben zaten sprint kategorisinde çok hızlıydım. Yani çok Evet. başarılı olabileceğim. Aslında sadece sprinte yönelik bir antrenman metoduyla çalıştırılabilseydim, öyle bir şey olabilseydi Tebrik ederiz. kış olimpiyatlarında sprint mücadelelerinde yani ilk 10, ilk 15 gibi derecelere gidebilecek bir şeyim vardı açıkçası. Hani çok da büyük Evet. konuşmak istemiyorum. Mütevazi olmak istiyorum açıkçası. Hani böyle çok başarılı sporcular tabii ki Evet. gördük biz de. Çok başarılı sporcular şimdi Evet. burada bizi Bak dinliyor. burada hep hocaların var senin. Herkes zaten çok yetenekliydi. Hep çok destekliyorlar. Şimdi ben Evet, herkesin hepsinin bende çok emeği var. Herkese çok çok teşekkür tabii ediyorum. tabii. Evet. Şimdi şöyle. Ben bir toparlamak istiyorum şimdi. Biz nereden Tabii. geldik? Tabii. İzinin olursa. Kayağın kuzey disipliniyle başladın. Sonra Evet. alt disipline, snowboard ve Evet. tekerlekli kayak branşlarında hep ülkemizi temsil ettin. Evet. 2002 yılında Kafkas Üniversitesi beden Çok özür eğitimi dilerim. öğretmenliğini kazandın. Snowboard'da ülkemizin temsiliyetim bir yok. Snowboard'da Alp'te. Orayı Tamam. düzeltelim. Evet. Peki. Sonra beden eğitimi öğretmenliğinden mezun oldum. Evet. Burada araya küçük komik bir şey gör. Üniversiteye girmene sebep kimdir, nedir?
Özkan'dan gelen küçük Özkan'dan mı geldi? Tiyolar, aynen. Özkan'ı çok seviyorum canım kardeşim. Şimdi hep çamur atıyor bak şimdi hadi bakalım. Şimdi babaannem, rahmetlik babaannem çalıştırmayı çok severdi, insan çalıştırmayı. Yani bir insan öyle boş dursun rahatsız olurdu. Böyle ne yapıyorsun lan, kalk bir şeyler yap falan. Biz tabii çocukluğumuz hep ormanda geçti, ormancıyız biz. Yani kışın kaya kayardık. Yazında harçlığımızı çıkarmak için ormanda ağaç kesiminde çalışırdık devlet işinde. Evet, bir de o var. Doğru. Ağacı kesersin, doğrarsın, soyarsın, istiflersin, taşırsın. Çok meşakkatli bir iş. Çok zor bir iş yani. Artık iş o kadar ağır ki ben de babaannemin yanında kalıyorum o zaman. Erhan asker. O zaman da askerlik 18 ay, 20 ay. Erhan gitti gelmiyor. Bitmiyor. Tabii bitmiyor. Ben de abi odun kırmaktan, odun taşımaktan artık kına gelmiş bana. Dedim benim bu sene üniversiteyi kesin kazanmam lazım. Yoksa bu yılda odun kırarak geçecek. Eyvah. Üniversiteye çok küçük yaşta girdim ben bu arada. 16 yaşında üniversite 1. sınıftım. Yani benim yaşıtlarım lisede okurken ben üniversitedeydim. O da şöyle olmuş. Ay. Benim çok hareketli olduğum için annem beni okula götürmüş. Bir an önce okula yazdırmışlar. Bir an önce okula ver. Aynen 5 yaşında ilkokul 1'e yazılmışım. Sonra hiç ayak bağı olmasın demiştir. Ki aynen öyle, aynen. Öyle direkt beden eğitim bölümüne girdim. Zaten beden eğitim bölümü de Sarıkamış'taydı. Kafkas Üniversitesi'nin beden eğitim bölümü. Sarıkamış mezunuyum. Öyle okula girdiğim zaman herkes benim abi abla diyordum herkese yani. Düşün o derece. Ah kıyamam sana ya. Canım kardeşim. Sonra aynı zamanda iyi seviye tenis sporcusun, su ve antrenörüsün. Benim de tenis antrenörümsün. Evet. Aynı zamanda iyi seviyede tenis oynuyorum. Antrenörlük yapıyorum. Tenis antrenörlüğü yapıyorum. Tabii çok fazla aslında spor yapıyorum. Yani şimdi bu bilinenler. Mesela ben çok iyi atletizm yapıyordum eskiden. Teknik branşlar özellikle. Yüksek atlama olsun. Hı-hı. İşte 3 adım atlama olsun. İşte atıyorum 1500 metre. Bu tip şeylerde özellikle teknik branşlarda daha yetenekliydim. Basketbol oynuyordum mesela, lisede basketbol takımındaydım, çok iyi point kattım. Şimdi Serkan'cığım, ben seninle ilgili basketi de çok iyi oynadığını biliyorum, masa tenisinde çok iyisin, lisede bir kız varmış onunla oynarken Çinlilere dönmüşsün. Üniversite miydi o? Tabii üniversitede bir sınıfta Elif Abadar diye bir kız vardı, şampiyon bir masa tenisçi Karslı, o bizi haşamat ede de öğretti tabii. Evet, biz bu şöyle bir özelliğim var, istersen söyleyeyim sana. Ben aklına gelebilecek bütün spor dallarını ya yapıyorum ya da izleyicisiyim. Yani yapmamışsam da izleyici olarak biliyorum kurallarını, işte onun ritüellerini, antrenmanlarını araştırırım. Spor çünkü bizim alanımız. Evet. Mesleğimiz beden eğitimi öğretmeni. Bunun için bu sporu biliyorum, bu sporu bilmiyorum diyemeyiz. Ben babamla geçen sene bir akşam yemeği yiyordum. Babam dedi ki, vallahi dedi Sarıkamış'ta dedi Serkan'ın telefonlarını kimse açmaz dedi. Aa niye falan dedim ben de böyle. Dedi her açtığında spora davet eder dedi. Herkes dedi görür dedi Serkan arıyor. Hemen kapatır dedi. Yani hiç şimdi, başka bir şey için aramaz Serkan dedi. Yok, hiç başka bir şey için hakikaten aramazdım. Çocuklar artık benden usanmışlar. Telefonuma cevap vermeyen arkadaşlar oluyordu. Onlar nefsini aklımda not etmişim ama tabii kızamıyorum çocuklarda. Şimdi ben her gün spor yapmaya alışkın bir adamım. Şimdi takıntısı... Şimdi tenisi gidip tek başıma duvarda oynuyorum ama bir yerden sonra sıkılıyorum artık duvarda oynamaktan. Tabii çocuklara bir de çabuk bırakmıyorum ben. Bir başladım mı spora 3 saat 4 saat spor yapıyorum. Evet. Yani ben seninle 5-6 saat tenis oynadığımı hatırlıyorum yani geçen yaz. Evet. Biz de sen beni çalıştırırken yani seninle ilgili bir anekdotum var. Şeye hazırlanıyorduk Cumhuriyet Kupası'na Bursa Tenis Kulübü'nde. Biz de mixlerde partnerdik seninle birlikte. Evet. Savaştık, dövüştük. Çok da güzel yerlere geldik. Yani şöyle çeyrek, oldu. Çeyrek finale kadar gittik. Aynen. Bak Mesut da burada. Sonra dedi ki bana böyle oynadık biz maçı, kazandık seninle. Ondan sonra artık kahveler, çaylar içiliyor. Ya Didem dedi, nasıl bir partner şimdi sen Bursa'ya yeni geldiğin için. Hani herkes seni gözlemliyor böyle yeni yeni. Nasıl bir partnerim var? Neredeyse koşup bizim taraftaki topları da o vuracak dedi. Vallahi. Ve burada güzel bir nam yaptım Bursa'da da tenisle ilgili. Çok sağ olsun. Marka değerin çok yüksek şu anda herkes, çünkü maç kaybetmiyorsun. Herkes beni bağrına bastı. Çok teşekkür ediyorum Bursa camiasına da. Bizi de izleyenler var mutlaka.
Tabii çok çok çabuk kaynaştık. Beni çok çabuk aralarına aldılar. Yani sporda biraz zor oluyor gerçekten. Bir camianın içine girmek hakikaten zordur. Bir camia kendi içine birini kabul etmesi hakikaten bazen sıkıntılı olabiliyor. Ama çok şükür evet. ben girdiğim her camiaya çok çabuk adapte oldum. Beni çok çabuk aralarına aldılar. Herkese buradan sonsuz teşekkür Evet. ediyorum. Bak Onur Kuru yazmış. Serkan Taş hocamın da bende çok emeği vardır yazmış. Hepsine Ben çok okuyamam, teşekkür ediyorum. geçiyor. Hepsine de ben de orada çok önemli hatıralar var. Herkese ayrı ayrı Evet. teşekkür ediyorum. Bir aslında giriş konuşması yapmıştım ama sen tabii bana giriş konuşması yaptırtmadan girdiğin için teşekkür edemedim kimseye. Hoş geldiniz de diyemedim. Buradan O zaman onu son tekrar konuşmaya yapalım. Tut onu. sonunda alırız, sorun yok. Ben istersen Tamam canım. küçük bir snowboard'a başlama anım var. İstersen onu anlatayım. Bak, bunu kimse bilmiyor. İlk Sürpriz defa konuşmam bu. bu sürpriz, evet. Bunu mesela Önder bunun tarafıdır. Önder Ağbaba ilk defa dinleyecek. İtiraf Hadi olacak bu. tamam, Tabii. bekliyoruz. Hey. Şimdi snowboard'a başlama kararı aldık. Ya da nasıl başladık öyle söyleyeyim sana. Şimdi snowboard'un istersen tarihini anlatayım. Snowboard Uludağ'da yapılıyor o zamanlar. Uludağ'da işte Yıldırım Candan Hoca, Fidan Kırbaç Hocalar falan bunlar öncüleri. Bunlar snowboard yapıyorlar. Sarıkamış'ta da işte Muhittin Delibaş biliyor snowboard yapmayı. Önder Ağbaba biliyor. Uludağ'da askerlik yapmış, orada öğrenmiş. Bir de Murat Tanyeri Hoca var. Onlar biliyorlar. Başka da kimse snowboard bilmiyor. Bir tane snowboard var Muhittin Hoca'nın. Başka da Eyvah. snowboard yok. Öyle söyleyeyim sana. Geliyor bomba. Tamam. Şimdi Önder'le konuşuyoruz. Dedi ki, böyle anlattı işte, ben şöyle snowboard kayıyorum, böyle snowboard kayıyorum. Uçuyorum, havada takla atıyorum falan. Ben de dinliyorum kendisini. Bana dedi ki, sen dedi snowboard biliyor musun bana yaptı. Ben de hayatta bilmediğim şeyi biliyorum demem ama o gün biliyorum dedim. Ay inanmıyorum. Evet, dedi ki, dedim biliyorum, evet yaptım. O zaman dedi ki Haklı. cumartesi günü beraber kayalım. He, o da senin Cumartesi. bence bilmediğini anladı var ya. Bence Bence de ondan öyle dedi. konuştuğumuz Perşembe. Cumartesi günü kayak kayacağız beraber. Abi Cuma günü Ah gittim. ah. Muhittin abinin yanına gittim Cuma sabah. Dedim Muhittin abi snowboard'u ver bana. Ne yapacağım dedi. Dedim ki ben bunu öğrenmem lazım. Bana dedim biraz öğretsene. Dedi orada snowboard. Açılarını değiştirmediğin sürece istediğin gibi git öğren. Şimdi sol ön bot, Oh. o da Avrupa'dan gelmiş. Biz sağlağız normalde ama doğrusunu yapmışız. Sol öğrenmişiz ama tamamen tesadüfi. Bot oradan geldiği için o yönde gelmiş. Tabii dedi yönünü bozmadan, açılarını değiştirmeden öğrensen öğren. Ben snowboard'u alıp çıktım şeye. Ah ah. Tesisten yukarı çıktım. Bindim telesiyece çıktım. Çıkabildin mi? Ay, elimde Ha, çıktım telesiyece tesis. Tabii çıktın. telesiyece çıktım. Çıktım Bak yukarı Ece bordu Kırbaç kalktım. da burada. Board hocamız. Çok çok Kartalkaya'dan. selamlar. Çok Canım benim. selamlar. Ece benim Sonra? kurs arkadaşım, snowboard öğretmeni kursunda aynı şeydeydik, Öyle gruptaydık. mi? Evet, o da çok Kardeşi yakışıyor board'a bence. Tuğan çok iyi snowboardçu. Hatta Uludağ'a ilk geldiğim zaman, öğretmen olarak geldiğim zaman benle Tuğan'ı çok yarıştırmak istediler. Tuğan herkesi geçiyor. Böyle üst üste Türkiye şampiyonu oluyor zaman snowboard'da. Demişler ki Tuğan yandın. Sana rakip geldi. Biz ikinizi yarıştıracağız falan. Sonra tabii biz kayak derslerinden falan fırsatta bulup bir kapışma yapamadık ama şeyimizde baki kaldı yani. Her an gerçekleştirebiliriz. Belki bir Kapışabilirsiniz. ileride. Tabii veteranlar olursa deneriz. Sonra uzattığım Sonra lafı aldım snowboard'u, çıktım telesiyece yukarı. çıktın. Hiçbir şey bilmiyorum. Snowboard'un sesini bilmiyorum bak. Zaten Türkiye'de de bilen yok yani, birkaç kişi. Ondan sonra Sene kaç aldım kay. mesela? Sene 2003 olabilir, belki 2004 olabilir yani, çok belki de 2002, bilmiyorum o zamanlar yani, çok eski bir tarih. Peki. Ondan sonra çıktım, kaydım ama düşüyorum, böyle bir şey yok. Öğlene kadar kaydım, en son bittim. Dedim Çözdüm. ki kaldır, ne çözmesi? Kaldırdım Ha, snowboard'u, çözemedin. yere vurdum snowboard'u. Bir de tekme attım snowboard'a. Ben dedim git kayak kay. Ne işin var senin snowboard'da? Snowboard kaymaya başladı. Bu kayak gibi değil. Altında stoper yok biliyorsun. Duracak bir şey de yok. Nisan'da bulamayız o snowboard'u. Muhittin Hoca beni öldürür. Koştum neyse yakaladım. Kan ter içinde kalmışım. Böyle o kadar da güzel bir hava var ki anlatamam. Kuş sesleri. Dağda hiç kimse yok benden başka. Cıvıl cıvıl. Ay.
snowboard'un üstüne uzandım böyle. Böyle bir yarım saat mi geçti, 45 dakika mı geçti ne bilmiyorum. Dinlendim böyle, Vahiy sinirim gelsin geçti. bekliyorsun. Nasıl öğrenebilirim? Ya böyle sakinleştim. Sonra kalktım bir daha yapacağım dedim. Bir daha tekrardan o şey geldi, azim geldi. Akşama kadar Tamam. kaydım, ne kafanı ağrıtayım. 8 saat hiç durmadan kaydım. 8 Ama saat. çözdüm işi. Tabii çözdüm işi. İşi çözmeden gitme yok bizde. Ya işi yapacaksın öyle eve Helal gideceksin. be. Onu. Tabii yapmasam Süpersin. sabaha kadar oradayım. Haberleşmişiz Önder abiyle kayacağız. Önder abiyle çıktık cumartesi günü siyah pistten beraber kaymıştık işte. Ondan sonra benim öyle Hadi snowboard canım. aynen snowboard şeyim başladı. Önder abi Vay mesela be. bunun böyle olduğunu bilmiyor. İlk defa dinliyordur Burada gördüm. buradaysa. Vallahi gönülden tebrik ediyorum seni. İyi böyle bazen şey Evet. oluyor. Bakayım. Evet. Önder'in göbeğini kesmiş galiba. Benim haberim yok diyor bak. Sana 2003'müş Serkan söylemiş. Aa, bunlar durmuş. Konuşulanları ben görmemişim. Evet Canan hocam. Vallahi güler Olabilir. burada. Kardeşim hırslıydı demiş Deniz. Şimdi devam ediyorum ben. Ve Tabii. sen personal trainer belgesi aldın. Bu Evet. arada. Ve Bu arada hatta evet burada onu da da aldım. öğrencilerim var görüyorum şimdi. Filiz, Evet herkesi bilir. öğrencilerim burada. Hepsi burada. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Onunla da ilgili çalışmalar yapıyoruz Bursa'da. Seviyorum tabii spor yapmayı. Salonda çalışmayı da seviyorum. Hı. Yani Öyle o devam belgeni de ediyoruz. aldın. Personal Evet, trainer belgeni aldın. personal belgem var. Aynı zamanda fitness Şimdi şu eğitmenliği anda falan da yapıyorum. evet, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu üyesisin aynı zamanda. Evet. Aslında Yani federasyon üyeliğine gelmeden şöyle istersen biraz da tekerlekli kayaktan bahsetmek kariyer. istiyorum. Neden? Tekerlekli kayaktan. Bahsedelim. Evet. Tamam. Biraz gönülsüz dedin ama zaman Hayır, şeyse hayır. bahsetmeyebiliriz. Kesinlikle bahsedelim. Hayır. Daha şu kariyerin iki, yani bitti. Bundan 10 tane var. Yok artık. Kısa kısa ki. Tamam Evet, kısa çok geçelim. çalıştım. Şimdi Evet. tekerlekli kayak Türkiye'de çok eski bir şey yok, mazisi yok. Hı. Ama çok başarılı sporcular yetiştirdik. Dünya şampiyonu sporcularımız var. Hı. Muhammed Kızılarslan kendisi ben bu arada Ankara'ya transfer oldum 2000 yılında. Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne. Sen de Oraya maaş aldın gittim. mı öyle? Evet, maaşlı sporcuydum Büyükşehir Belediyesi'nde. İmdat Yarım hocamız ve Ebru Çetin hocamıza buradan selam gönderiyorum. Onlar beni transfer ettiler Ankara'ya. Süper. Ve hem orada spor yapmamı istediler, hem de oradaki küçük çocuklara kayağı öğretmemi istediler. Yani öğretmek derken model olarak, yani böyle moderatör olarak. Çünkü orada iyi bir Evet. antrenman sporcusu varsa onun arkasında, onun yanında, yöresinde spor yapan herkes ondan feyiz alır yani. O küçük çocuklar Hı. da benimle beraber antrenman yapmasını istediler. Bu küçük çocuklardan bir tanesi de Muhammed Kızılarslan. Ama Hı Muhammed hı. Kızılarslan tabii sporu bırakmış. Gençler Birliği'nde futbol oynamaya gitmiş. Attılar bana, dediler ki Hı. böyle böyle bir çocuk var. Çok yetenekli, futbola git. Ben dedim ki madem öyle, onu ne yapın edin getirin. Şey yapalım. Bir Hı. daha başlatalım kaya. Hakikaten geldi bir daha kaya. Çok başarılı Evet. oldu. Kış olimpiyatlarında ülkemizi temsil etti. Süper. Tekerlekli kayakta dünya şampiyonu oldu. Böyle bir Harika. sporcu. O dönemler Ankara tabii tekerlekli kayakta marka. Şimdi ben de Ankara'ya gidince tabii tekerlekli kayakla daha haşir neşir oldum. Hı. Necati Kaplan hocam var buradan. Kendisine selam gönderiyorum, müdavimimiz. Necati Evet Kaplan da burada. tekerlekli kayağın bir numarası o zaman Türkiye'de. Evet, Hoş geldin kimse Ağacığım. Hı. tabii kimse geçemiyor. Tabii Çetin onunla Liman da hocam yani, evet. bir anımız var. Onu da anlatırım. En son Tamam. bana geçilince sporu bıraktı herhalde. Hayatında bir defa geçildi ama çok başarılı bir sporcuydu. İşte tekerlekli kayağa başladık Ankara'da. Tabii ben de onlardan çok şey öğrendim tekerlekli kayak konusunda. Evet. Kendimi de Hala bayağı bagajında geliştirdim. taşıyorsun. Tabii. Zaten arabanın bagajı. Tekerlekli kayağı çok Yok severim yok. ben. Aynen. Aynen arada takıp takıp burada Balat Ormanı'nda yapıyorsun yani Aynen. hamzalarla. Evet, çok severim tekerlekli kayak. Sonra Bursa'da bir Türkiye şampiyonası oldu tekerlekli kayak. Geldik Evet, Uludağ üniversitenin Üniversitesi'nde içinde. mi? Uludağ Heh. Üniversitesi'nin içinde sanırım. Yani tam Hatırlıyorum. hatırla ben yerini tam Hı. hatırlamıyorum ama Uludağ Üniversitesi'nin içinde oldu. Hı. Orada ben genç sporcuyum. Necati Hoca da büyük sporcu. Ben dedim ki ben büyük yarışacağım. Evet.
Büyük yarışacağım dedim. Genç Teşekkür ederim yarışmadım. Kürşat Geldim hocam. büyüklerde yarıştım. Büyüklerde yarıştım. Orada tabii Necat Hoca birinci oldu. Ben ikinci oldum. Ama Halil Aşıl Hoca o zaman Merkez Hakem Komitesi Başkanı ya da Bursa'nın Atocuğum hoş temsilcisi geldin. olabilir. Halil Aşıl Hoca beni diskalifiye etti yarışta. Dedi ki olmaz dedi. Kabul etmiyorum dedi. Sen gençken nasıl büyük yarışabilirsin diye. O zaman da öyle bir yönetmelik vardı. Bir üst kategoriye geçebiliyorsun ama geçersen artık o kategoride kalıyorsun. Ben dedim ki ben büyük yarışmak istiyorum. Oraya geçtim falan. Dinlemedi beni, diskalifiye etti. Halil Hocam'ın karşısında o zaman da konuşmak tabii biraz sıkıntılı. Ben tabii Tabii. sinirlendim, numarayı falan attım falan. Öyle şeyi terk etmiştim yarış yerini. Ondan sonraki sene işte Ankara'da Türkiye Şampiyonası oldu işte. Necati Hoca'yla kapıştığımız sene. İşte Necati Hoca'yı o zaman işte sprint müsabakasında, o da çok iddialı, sprinti çok iyiydi. Ben birinci oldum, o zaman ikinci olmuştu. İşte ilk defa tekerlekli kayakta geçildi. Harika. Evet. Bir şey, bir dakika. Şimdi şurada bir şey. Serkan tekerlekli kayak yaparken minibüsü geçmişsin. Bir onu anlat demişler. Evet, şimdi eski Sarıkamış'ta Çamurlu Dağı'nın olduğu yerden Handere diye bir mevki var. Orası çok yokuş. Oraya kadar gittim kayakla, tekerlekli kayakla. Bizim tekerlekli kayaklar da çok hızlı. Yani altındaki rumanlar falan özel yapım böyle. Spreyler falan kullanıyoruz. Çok hızlı gidiyor yani. Bir arabadan hızlı gider. Sonra oradan Tamam. yokuş aşağı bıraktım kendimi araba yolundan. Önümde de bir minibüs gidiyor, köy minibüsü. Ben tabii bunu solladım. Herif kafayı yedi. Benle şimdi yarışıyor. Benim tekerlekler hızlı. Başakçı hoş geldin. Eyvah. Evet. Başaramadı. Geçemedi tabii beni. Öyle Bu oldu. tekerlekli kayakla başka bir anımız daha var. Sen antrenörlük yapıyor musun? Özkanlar da şeyde yokuş aşağı sen teknik öğretirken onlar kendi arasında yarışarak Ya bu çok dövmüşsün komik. ama. Şimdi şöyle Nesi bir şey. komik dövmüşsün çocukları. Hayır. Şimdi antrenmana çıkacağız. Özkan var. Bizim mahalleden Serhat diye bir çocuk var. Gogo diyorlar. Lakabı Gogo. Gogo var. Başka da kim var bilmiyorum. Birkaç tane daha çocuk var böyle Özkan'ın yaş grubunda. Şimdi bunları dizdim Çalıştırıyorsun böyle. onları. Arka arkaya dizdim. En arkaya da ben geçtim. Dedim ki bakın belli aralıklarla gideceğiz. Kimse kimseyi geçmeyecek. Tamam mı? Tamam. Bakın ya, yavaş gideceğiz. Çok yavaş. Abi start verdim, antrenman startını. Bunların bir girişi var Didem. Ben düşün o zaman iyi dönemlerim yani, çok performansım yüksek. Benim bunlara yetişme şansım yok. Bak bunlar yarışta böyle yarışsalar kesin dünya şampiyonlar. Şımarıklıktan değil mi gidiyorlar öyle? Ya bilmiyorum, yetişemiyorum. Bak bir hızlı gidiyor. 5 kilometre sonra zor yakaladım. Arkadan bağırıyorum lan durun falan. Ya böyle bir şey yok. Abi 5 bunlara kilometre sonra yakaladın. belki daha fazla. Acısu diye bir mevki var. Acısu da zor yakaladım. Acısu da zor Sonra? yakaladım bunları. Gelin dedim Acısu'ya dedim. Acısu için. Ha yaptım. Artık o kadar sinirlenmişim ki ben bunlara daha artık pataküte girdim orada. Ulan siz neden Ama böyle dediniz? unutmamış çocuklar bak. Evet. 40 yaşında karşına çıktı Evet. acısın senin. Ya bir de diyorlar ki bize birbirimize tokat attırırlar da eğer sert olmazsa gelip kendileri atardı Yok yok, biz çocukları dövmezdik. Onlar abartıyorlar da. diyorlar. Şöyle bir şey yap. Şimdi bu çocuklar çok azgındı. Yani biz de azgındık. Biz de çok hocalarımızdan dayak yedik ama bunlar bizden de Ay azgın. Allah. Abi durduramıyorsun yani. Şimdi kampa götürmüşsün. Düşünsene kayak evindesin. Orada sakin olman Enerji lazım. patlaması Hocalar var. Yani şöyle bir şey. Orada herkeste. gürültü patırdı yapmayacaksın ki bir daha gelesin. Hani kovulmayasın. Hani bir daha gelsin bu çocuklar. Çok akıllı. Tabii. Abi bunları durdurma şansın yok ya. Böyle bir azma yok yani. Ondan Eyvah, sonra eyvah. tabii karşılıklı dizdiriyordum ben bunları. Birbirlerinden durduruyordum. Başka türlü artık baş edemiyordum. Ay süper. Elin de acımıyordur senin o. Vallahi Ben süpersin. hiç yok. Ben Şimdi dövmezdim asla. tahmin ediyorum harikasın. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Ben not almışım. Güler'le de mutlu bir yuvanız Evet. var. Kaç yıllık evlisiniz? Biz işte 2004 yılında evlendik. O da çok Ama erkenden. Hemen o evet, da çok çok erken. erken, Her şey evet. erken. Aynen, her şey erken gitti. Tamam. Öyle Hayır, pasaport bende. 16 yıldır birlikteliğimiz var. Tam 3 Batum'u da çocuğumuz var. anlattıracağım yazıyor. 3 çocuğumuz var. Allah bağışlasın. En büyüğü Su Deniz.
Sudenaz da kayakçı. Herkes Hamza'yı kayakçı olarak bilir ama aslında Sudenaz da kayakçı. Tabii Hamza kadar başarılı olamadı. 20 saniyemiz var. Düşüyoruz hep beraber. Sıkı tutunun. Tamam, bir daha Evet. geliyorum. Tamam. Dönüşte anlatayım. Aileye bir daha geleceğiz. Tamam. Aileyle başlıyoruz. Tamam. Necati Hocam buradayız. Ömer gitme bir yere. Herkes burada dursun. Ben şimdi bitiriyorum. İkinci bölümdeyiz. Şu bir saat olayı her akşam aynı şey. Vallahi bu akşam çok uzun sürecek herhalde. Daha ikinci sayfanın sonundayız. Şöyle düzelteyim. Bakalım şimdi Serkan Taş hocam bağlansın. Cafer Bey merhaba. Erzurum'a sevgiler. Benen hocam. Denizciğim. Evet. Bakalım Türkiye kayakçıları. Oh, süper. Herkes buraya geliyor. Evet. Ömerciğim merhaba. Ömer bugün geç kaldın. Çok güzeldi. Çok duygusaldı. Güldük ağladık. Başlı. Özkan'cığım. Özkan daha bir sürü biliyorsun. Kıvanç hocam merhaba. Metin Kurul hocam. Evet şimdi bakalım Serkan nerelerde. Daha Serkan'a çok sürprizlerimiz var. Gülercim merhaba. Evet Serkan hocam geliyor. Saklıkent. Kayak. Evet okulu. Hocam merhaba tekrar. Merhabalar tekrardan. İyi de. Teşekkür ederim. Şimdi evet Sudenaz kayakçı. Bir Türkiye şampiyonu Hamza'mız var. Evet, 2009 doğumlu. Hamza 2009 doğumlu Türkiye şampiyonu. Çok gururlandırıyor beni. Çok umarım daha başarılı olur. Henüz yolun başında. Şimdi çocuklarla Evet. ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında Sudenaz da çok başarılı bir kayakçı olabilirdi. Fakat ben Bursa'da olmam sebebiyle çok fazla antrenman yapma imkanı bulamadı. Özkan haliyle Hamza ile ilgilendiği için hep Sudenaz biraz o konuda şanssız diyelim. Kendisi yarıştı, kayak yarışmalarına katıldı. Öyle. Bu arada burada Özkan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Ben yokken çocuklarıma çok babalık yaptı resmen. Hatta Hamza doğduğu zaman bile ben askerdim. Başında Özkan vardı. Veli toplantılarda hep Evet. Özkan giderdi. Öyle Bugün ben yani. onu aradım. Özkan'cığım dedim hani abinle ilgili birazcık bana bilgiler versen falan filan. Vallahi dedi ne anlatayım dedi. Muhittin hocam geldi. Ne Selamlar, hoş anlatayım dedi. geldin. Onun en büyük şansı benim dedi. Sporcu ben yaptım onu dedi. Evet, Hayır, doğru diyorsun. manavına ben gittim. Alışverişini ben yaptım. Ay çok şeker vallahi. Evet, İyi ki var. Hamza'dan konu açılmışken birkaç tane teşekkür etmek istiyorum izin olursa. Lütfen. Tabii Şimdi ki. Hamza'ya tabii ki Özkan'ın çok büyük emeği var. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sarıkamış'tan İbrahim Demirci hocama, Kürşat Üstünal hocama çok teşekkür ediyorum. Onların da Sarıkamış'ta çok büyük emekleri var Hamza ile alakalı. Sonra Ne biliyorsun güzel. Hamza şu an Fidan Hoca Race Team'le yarışıyor. Fidan Hoca'ya da çok Evet. teşekkür Çok ediyorum. Onun da çok başarılılar. büyük Evet. çok büyük katkıları var. Kendileri çok başarılı. Canımız ciğerimiz. Kutluyorum. Evet. Aynen. Ve antrenörler Erdinç Türksever biliyorsun olimpik sporcu. Çok başarılı bir Tabii. sporcu. Kendisi Sarıkamışlı. Harika bir O antrenör. var. Evet. Diğer bir antrenörü Levent Taş. O da çok dönemin iyi sporcularından. Çok başarılı. Teknik olarak çok büyük bir kayakçı. İkisi de Hamza'ya çok büyük emekleri var. Buradan Evet. onlara teşekkür ediyorum. Daha ismini sayamadım bir sürü bu konuda herkesin, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten. Evet. Çok tebrik ederim seni de. Bir baba olarak hakikaten ilgileniyorsun. Hepimiz yaşıyoruz onu. Hamza da çok şanslı. Senin gibi bir babası olduğu için. Onu çok Umarım seviyoruz. O da hak eden bir çocuk. daha yolun başında umarım katlanarak devam eder bu sevgisi. Çünkü Evet, bizim evet. spor öyle bir şey ki bunun 3 tane sacayağı var. Birincisi yetenek. Yetenek olmadan zaten bu iş olmaz. İkinci sacayağı sevgi. Pasaport anlatacağız, tamam. Sevgisiz de olmaz. Evet. Sevgi ve yetenek var ama üçüncü sacayağı istemek. Evet. Bu üç Hedef, aynı anda hedef olursa koyacağız. tabii bu üç aynı anda olursa bir sporcu başarıya gidiyor. Umarım Hamza'da bu üçü de var. Umarım kaybolmaz zaman içerisinde. Çünkü sporculuk öyle bir şey ki mental olarak bir çöküşe girdin mi fiziksel olarak toparlayabiliyorsun ama mental olarak toparlamak insanın bayağı zamanını alabiliyor. Onun için her Evet. zaman sporcularımızın psikolojik olarak kendilerini hazır Soracağım tutmalarını Mithat istiyorum ben. Hocam. Evet. Serkan pasaport olayını soracağım Metin Kuru'yla. Aklında Tamam. tut. Ama Tamam, dur daha alıyorum. oralara Not. gelmiyoruz. Tamam, not Cepte alıyorum. yani. Tamam, not Tamam benim de aldım. notumda var. Hı. Şimdi alt disiplininde sonra Türkiye şampiyonu oldun. Ve 2005 yılında harika bir haber.
Ticaret hayatına girdin. Sıhhi tesisat ustalığın var. Evet. Şimdi ben üniversite okurken aynı zamanda yazları şeyde çalışıyordum. Bir tesisatçı usta vardı. Onun yanında çalışıyordum. İnşaatlara da tesisat yapıyorduk. Hem temiz su, hem atık su, hem kalorifer. Böyle hem İnşallah. Aşçı kazanıyordum, hem de bir meslek sahibi evet. oldum açıkçası. Yani bir tesisat ustalığım var açıkçası. Yani öyle çok büyük projeler değil ama hani iki katlı, üç katlı bir binanın projeye bakarak temiz su, atık su, Serkan sanki Toprak Otel'de de çalıştın diye hatırlıyorum. Toprak Öyle bir şey demiştiniz sanki. Evet, Toprak Otel'de çalıştık. O da şöyle oldu. Önder Hoca, Önder Ağa Baba oranın... Soner'le. Soner'le beraber çalıştık. Önder abi oranın depo sorumlusuydu sanırım. O bizi orada evet. işte iş ayarlıyordu. Gidiyorduk çalışıyorduk öyle. Part time. Böyle sürekli. Orada bayağı çalıştık yani. Vallahi bravo. Evet, Mahsun hocam da burada, selamları var sana. Çok çok selam söylüyorum hepsine. Evet hocam. Sonra ticaret hayatı. Mithat abiyle Dur, ilgili de bir anım var. Onu not al. Tamam. Aynen. Dur, anılara gelme. Şu senin hikayeni bitirelim, sonra anıları herkesle ilgili konuşacağız. Reklamlardan sonra dermişim. Tamam. Şimdi bir dakika. Sonra iş hayatına başladım işte 2005'te. 2005 yılında aynen. Tesisatçı olmam sebebiyle tabii işe yatkınlığım vardı. Aslında işte dayımındı. Dayım Antalya'ya gitti. Orada Erdinç Hoca vardı. Erdinç Öztaş'la beraber Sarıkamış'ta da. Celal Öztaş hocamla oldu. Onunla beraber tekstil işine girdiler Antalya'da. Onun inşaat malzemeleri dükkanı vardı. O gidince orayı da ben devraldım ondan. Öyle bir 2-3 yıl önceye kadar çalıştırdım işte. Sonra ticari hayatım bitmedi ama dükkanı kapatmak zorunda kaldım. Çünkü piyasa çok rekabetçi biliyorsun. Çok kapatırken yüksek. Çay markaları. Çay o. Neler. Tamam. Şimdi biz yine kayağa dönelim o zaman. Tamam. Şimdi hadi şu pasaportu anlat ve bir keyiflenelim. Herhalde komik bir hikaye diye düşünüyorum çünkü. Valla biz bir yarışa gideceğiz. Hangi yarış tam olarak bilmiyorum. Uludağ'da kamptayız. Grant Yazıcı Otel'de kamptayız. Hocamız Erhan Hoca, Erhan Dursun. İşte ben varım, Ali Sait var. Erkan var, Erkan Yıldırım. Bir de Sabahattin Olgago var. Dört kişiyiz, dört erkek. Bir de Kelime Çetinkaya var, bayan sporcu. Beş kişiyiz, beş sporcuyuz. Antrenörümüz de Erhan Dursun. Bir de Aleksandr Averin diye Ukraynalı bir antrenörümüz var. Tamam. Erhan abi pistte görüyor Metin Hoca'yı. Ya diyor Metin diyor, çocukların diyor şeyi, pasaportları yetişmiyor. Benim diyor acilen diyor Ankara'ya gitmem lazım. Metin abi de diyor ki ulan inşallah diyor Serkan'la Ali Saydın değildir. Onun kimin ödeyerekleri olursa da beni ilgilendirmiyor falan. Böyle şey yapıyor, aklında kuruluyor. Diyor ki ya abi diyor kimin pasaportu yetişmiyor? Vallahi diyor Serkan'la Ali Saydın pasaportu yetişmiyor. Ben diyor Ankara'ya gitmem lazım. Yoksa bu iş olmaz. Abi demiş ne bekliyorsun? Gitsene Ankara'ya. Sen niye bekliyorsun falan? Bir an önce. Bir an önce git. Abi diyor ki nasıl gideyim? Para yok, bir şey yok. Ben diyor nasıl gideceğim, geleceğim? O zaman diyor Erhan abi sen dur diyor. Ben biraz ders yapayım, çalışayım. Senin yol masraflarını çıkartayım. Tamam, özel tamam ders diyor. Verecek. Aa ne tabii. Güzel, tamam. Tabii. Evet süper. Metin abi ertesi sabah başlıyor işe diyor. İnşallah Allah'a dua ediyor. İnşallah güzel iş olur da. Şu çocukların pasaport paralarını bir an önce tedarik edeyim. Tabii yakarışını duyuyor demek ki Cenab-ı Allah. O gün iyi çalışıyor. Akşam şey geliyor. Erhan abi buluyor. Yalnız parayı ayırıyor cebinde. 700 lira bir yere koyuyor. 300 lira bir yere koyuyor. 1000 liraya fit. Ama diyor ki nasıl edeyim ki bir 700 liraya bu işi bağlayayım. Yani 700 Eyvah. Lira. Erhan abi dese ki 700 hemen 700 alacak. O ama 1000 lira kafasında yazmış. Yani ben Erhan'a 1000 lira, Erhan Dursun Hoca'ya 1000 lira verirsen bu iş olur diyor. Gider gelir rahat. Tamam. Ondan sonra ama yine bir 300'ü ayırıyor bir köşeye. 700'ü de bir köşeye koyuyor. Hani ne olur ne olmazsa. Sote. Aynen. Sonra geliyor Erhan abinin yanına geliyorlar. Diyor ki Erhan abi diyor ki ne yaptın diyor. Metin ne yaptın diyor. Diyor tamam abi ne zaman gidiyorsun? Diyor hemen yarın giderim diyor. Tamam diyor abi ne kadar lazım? Diyor Metin'ciğim 100 lira verirsen bu iş tamam. Geçiş geliş bana yeter 100 lira. Abi 100 lira sana ne yetecek diyor. Al 200 lira sana diyor. Sakın diyor. Hemen.
Ondan sonra işte öyle komik bir an. Ay Ama çok harika ucuza harika. gitti yani. Ay niye vallahi. Sonradan söylediniz mi bu kadar ayırmıştık diye? İyi, o da ilk defa duyuyor buradaysa. Eyvah. Çok güzel. Şimdi ben buraya notlar almışım. Bunları da anlatmanı istiyorum ama bir saniye. Varşova'da bir kebapçı yanınız var. Bir hafta boyunca patates püresi Evet. yemişsiniz. Şimdi şöyle oldu. Dünya Şampiyonası'na gittik Poprad Tatra diye bir yer var Polonya'da. Evet. Ukrayna sınırına yakın bir dağ. Hı. Orada bir hafta, bir 10 gün kadar kaldık. Abi Hı. patates püresi de yemekten artık kına geldi yani, artık her gün patates yiyoruz. Çünkü başka ya domuz eti yiyeceksin ya da patatesle Hı. talim edeceksin. Haşlanmış patates de çok oluyor orada. Abi neyse, biz haşlanmış patatesle talim ettik. O zaman da Evet. orada bizim takımda 4 kız 4 erkek gitmişiz. Hasbike Özkan diye bir Sivaslı kız var. Hasbike ile hiç Hı. anlaşamıyoruz. Böyle hiç anlaşamıyoruz. Eyvah. Kedi köpek gibiyiz. Öyle söyleyeyim. Ben takımın kaptanıyım. Ne dersem farklı hareket ediyor. Hocalar da bana herkesi zimmetliyor. Bizden önce, yıllar önce bir sporcumuz İsveç'te kaçmıştı, Müjdat diye. Belki şey olursa onu anlatırım. Ondan sonra abi sıkı önlemler oluyordu. Çocuklar ayrılmasın, bir yere gitmesin falan. Bu beni hiç dinlemiyor tabii. Ben de Hasbike'ye karşı biraz tepkiliyim. Neyse geldik, dönüyoruz. Varşova'ya geldik. Yemek yiyeceğiz. Ne yiyelim diye tartışıyoruz. Kızlar dedi ki biz pizza yiyeceğiz falan. Ben dedim hayatta pizza yemem dedim. Kebapçı bulalım burada dedim. Vardır burada kebapçı. Onlar hayır falan. Neyse biz ayrıldık kızlardan. Kızlar ayrıldı. Erkekler biz biriz. Erhan abi de bizde. Abi uzaktan kebapçı yazısını bir gördüm. Bak kocaman kebapçı Yakaladın yazısı. yani. Kocaman. Varşova'nın göbeğinde. Abi kebapçıya bir koşuşumuz var bizim. Bak belki Oh. 500 metreden falan görüyoruz. Belki 1 kilometreden yazıyor ama bir koştum içeri bir Oh. girdim. Oh. Girdim içeri, dedim ki selamun aleyküm. Dedi aleyküm selam. Dedim neresin abi, dedi Sivas. Dedim dönün geri gidiyoruz çocuklara. Hasbike Sivaslı ya. Dedim dönün geri gidiyoruz, Sivaslıymış. Adam dedi bir dakika ya, ne oluyor falan, Ayda. gelin. Ha. Dedim abi sorma dedim, ben bir Sivaslı'dan kaçıyordum. Burada yine bir Sivaslı'ya denk geldim dedim. Ben bu kadar Sivaslı'yı tanıyamam. Abi kendisini çok Ay seviyorum. süper. Sivaslıları da çok seviyorum hepsini. Ha. Ondan sonra O girdik ara tabii. biraz şeymiş. Ha. Abi girdik ama bir döner yedik orada. Ayıptır söylemesi. Ya Ya o. böyle böyle bir şey olamaz. Tabii 45 döner yedik adam başı belki. Tabii hesap ödeme işine geldi sıra. Kimse hesap ödemiyor. Herkes birbirine ödetecek, tamam mı o arada? Kime Böyle kalırsa. Erhan abi diyor ki oğlum diyor, Serkan diyor hesabı öde diyor, sonra hallederiz. Aramızda sonra hallederiz. Merhaba ben, bana ödetiyorsun dedim hesapları. Ben artık ödemem dedim. Şeylerde bilet paralarını da ben vermiştim falan yapıyorum. Neyse Ali Say de diyor, Ali Say sen ver falan. Ali Say hayatta para konusunda hiç onunla o şakalara girmeyeceğim falan. Ersin Kulat vardı Kırmızı şimdi. çizgi. Evet Ersin Kulat şimdi polis memuru Bursa'da. O var. Bir Tamam. de Kenan Ören var, Yüksekova'dan, Hakkari'den. Hı. En sonunda tabii Kenan ödedi. Sonra tabii yine böldük mecburen aramızda. Bizim hedefimiz Erhan Dursun'a ödetmekti parayı. Ona ödetecektik. Başaramadınız. Paranın da üstüne yatacaktık. Vermeyecektik ona bir şey. Süper Ama başaramadık. Tabii yine bölmüş olduk. harika. Evet. Şener Ağababa ile anılarım varmış. Çok emeği geçmiş hakikaten üzerinde. Şimdi Şener Hoca'nın tabii bizde çok büyük emeği var. Hı. Kendisi lakabı biliyorsun Kartal. Dağların Kartalı. Kartal, evet. Kendisi kol ordunun babasıdır. Manevi Evet. babasıdır. Kol ordunun da Şener Hoca ile çok iyi, büyük şakaları vardır. Yani anlatmakla bitmez, saymakla bitmez yani. Çok çok şakalar. Böyle yani ne yardan ne serden, onunla da onsuz da gibi bir ilişkileri var böyle bizden büyükler. Özellikle Taceddin Yeşilova, Yalçın İşçi, bunlar çok takılırlar Şener Hoca'ya. Tabii şimdi Şener Hoca bizim salona girme ritüelimizi ona anlatayım. Biz salona girerdik ama Şener Hoca önce Evet. bize spor salonunun, kapalı spor salonunun önündeki bütün karları attırırdı. Yani orada kar He. sürmeden, karları temizlemeden merdivenlerin, spor salonunun önü bir de kocaman, çok büyük. Öyle küçük küçük merdiven değil yani. Spor salonuna girme şansın yok. Tabii biz alışkın olduğumuz için gelirdik, temizlerdik, öyle girerdik, işimize bakardık. Tamam. Çünkü orayı ya biz Evet. temizleyeceğiz ya Şener Hoca temizleyecek. O zaman personel de Hı yok.
Şener Hoca oranın müdürü, antrenörü, bekçisi, yani düşün öyle o pozisyonda. Böyle bir ritüelimiz vardı, o aklıma gelirken anlatayım dedim. Harika. Şener Hoca ile en komik anılarımızdan biri, not aldım gelir diye. Ben sporu bıraktıktan sonra antrenör olarak beni bir yarışa götürdü. Sparta Davraz'da Türkiye Şampiyonası'na götürdü Şener Hoca. Hmm. Tamam. Şimdi bu yarış atları var, bilir misin? Yarış atları çok koşarlarsa dizleri, diz kapakları su topluyor. Böyle dizleri şişiyor. Hmm. Artık hı-hı, yarışamıyorlar. Yani spor hayatları bitiyor atların. Hı-hı. Buna da dizine su inmek tabiri denir. Dizine su indi. Tamam. Bunu aklında tut. Tamam. Neyse, yarışa gittik. Yarış başladı. Bir tane çocuk var yine bizim mahalleden. Kötü kayıyor. Ben de kötü kayan sporcuya hiç tahammül edemiyorum yani. Başarısız sporcuya. Doğan'da var, evet. hiç yani. Sonra yarış bitti, geldim. Ben de sinirli geldim biraz. Dedim nedir Şener abi dedim, ya sen bunu getirmişsin dedim. Bu bilmeyenlere vuruyor. Dedi öyle deme Serkan dedi. Bu çok iyiydi biliyor musun dedi antrenmanlarda. Dedim. Dedi çok zorladı. Dizine su indi. Harika ya. Uzun yaşasın vallahi, ne güzel. Yine hep bir vicdanı şey yapıyor yani aslında, değil mi? Tabii. Dedi çok zor. Kıyamıyor dedi, yani ona. Yok asla. Şener Hoca diyorum ya, bütün sporcuların babasıydı. Herkesin üstünde emeği vardır. Kendisine buradan harika saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Bizde de çok büyük emekleri var. Harika. Sacit Özbey hocamızla ne anılarından bir tanesini alalım? Ya Sacit abiyle de tabii çok büyük anılarımız var. Sacit Özbey de bizim üstümüzde çok emeği vardır. Çok büyük bir antrenördür. Çok büyük bir sporcudur. Yani bizim için çok şanstır. Kendisini saygıyla anıyorum. Maşallah. Şimdi Sacit Hoca'yla şöyle bir anımız var. Bizi ava götürdü. Kayaklarla. Ben ava Sacit mı? Hoca... Av. Sacit çok iyi avcıdır. Anlıyorsun değil mi? Av kısım avcı. Anladım. Ay, kayaklarla olmasını anlayamadım yani. Tabii kayaklarla gidiyoruz dağ şeye, ormana. Evet. Gittik. Tavşan vurdu bize. İyi avcı ya. Tavşan da vurdu. Oo. Geliyoruz. Bülent Bey orada, hoş geldiniz. Orada Hamza'nın Gölü diye bir göl var Sarıkamış'ta Çamurlu Dağı'na giderken. Yani adı göl ama göl değil. Su birikintisi. Orada bir su akıyor. Güler de o ara not verdi de. Asistan. Tamam. Evet. Şimdi tavşanı vurduk, geliyoruz. Ben, Sacit Hoca, bir de Sedat Koca kayaklarla var. Bir de. Tabii kayaklarla. Sadece şu çok uçuk. Evet. Bir de Sedat Koca diye bir sporcumuz var. Onun da kuzenleri olimpik sporcu. Sayım Koca. Sayım abi sürekli geliyor yanımıza. Yazıyor. Almanya'da yaşıyor kendisi. Çok selam gönderiyorum. Nihat Koca. Bunlar ikisi de olimpik sporcular. Nihat Koca da İsviçre'de yaşıyor. Onların kuzeni. Onlar da aileden kayakçı yani. Üçümüz geliyoruz. Sedat önde. Ama öyle bir kar yağmış ki o Hamza'nın gölü, o su hiç gözükmüyor. Üstü karla kapalı. Ama biz biliyoruz orada su olduğunu. Tamam. Suya batmadan geçmemiz lazım. Evet, yani araziyi geçerken, tanıyorsunuz. Tabii Sedat geçerken suyun içine düştü bir ayağı ama. Böyle bir ayağı düştü. Ondan sonra Saç tabii kızdı tabii buna. Ulan dedi, püh dedi lan senin kalıbına, sen ne biçim kayakçısın dedi. Kayakçı adam dedi, karın yüzünden anlar dedi orada ne olduğunu. Tut dedi tavşanı bana. Bak şimdi dedi nasıl geçeceğim dedi. Ay. Abi, Sacit hocanın Siyah bir düşüşü var. Tahmin ettiğimiz son mu oldu? Son mu? Tabii orada gülme şansımız yok tabii. Reis. Tabii. Yuttunuz hepsini. Tavşanı bile yutsaydınız orada. Reis tabii bayağı ıslandı. Öyle Allah'tan oradan Çamurlu Dağı biraz yakın. Gittik işte falan. Böyle güzel bir anımız vardı. Ay harika. Bak Şener Hocam da sizi dinliyormuş. Miraç yazdı. Çok öpüyormuş sizi. Evet. Şimdi Metin Kuru hocamla pasaport olayını anlattık. Başka var mı notlarında senin Metin Kuru hocamla ilgili, başka anın vardır aslında. Ya Metin abiyle çok anımız var tabii ki. Çok var. Yani çocukluğumuzda Metin abi çok sinirli bir antrenördü. Yani onun kardeşi benim takım arkadaşım Bülent Kuru. Hem de yaşıtım. Tamam. Falan. Hatta spor hayatını da Metin abi bitirdi bir tevatüre göre. Bilmiyorum gerçek mi? Artık payı var ama. Hemen cevap gelir şimdi orada. Şimdi ben yine Ramazan.
Böyle Ramazan ayı biz kamptayız ama. Tamam. Bizim Anlattıracağım. Çamurlu Dağı'nda. Kalk dedi ki akşam dedi oruç tutmak serbest dedi. Ama sahurda yiyeni kahvaltıda yakalarsan döverim. Yani Biz de hem sahur hem kalktık. kahvaltı Tabi uyanıklar ya tabii siz. tabi uyanıklık yok. Yani oruç tutmayanlar kahvaltı yapacak. Tutanlar sahura gidecek falan. Tamam Özkan. Abi biz sahura kalktık dedik. Metin abi bu kadar kalabalıkta nerede bizi görecek? Eyvah. Sabahta gideriz kahvaltıya. Abi bir sahuru yaptık falan. Sabah kahvaltı sırasına girdik. Tablotlar elimizde bekliyoruz. Tintin, benden Bülent. Ondan sonra Birkan Öygel. Üçümüz arka arkaya. Yakalandınız mı? Tabii anında yakalandık. Ondan Herhalde. sonra tabii Metin abiden dayağı yedik güzel. Fırça yedik. Aynen. Anlatsa devam. Ama tabii çok çok severdi bizi. Çok Yahya Usta'yla geçen akşam çok da süper. konuğumdu Yahya hocam. Dernek başkanımız. Onunla ne anıların var? Var mı onunla ilgili böyle komik bir şeyler? Şimdi Yahya Hoca'yla çok komik anılarımız var mı? Var, çok anılarımız var ama komik şu an düşünüyorum. Yahya Hoca'yla ilk anımı anlatayım istersen. Tamam, süper. Ben Yahya Hoca'yla, şimdi Yahya Hoca Sarıkamış'ta yaşamadığı için ben çocukluğumda çok kendisini tanımıyordum. Öğretmenlik kursuna gittim işte 2005'te. Orada biraz samim olduk. Kendisi de orada şeyden dernek, Kayak Öğretmenleri Derneği'nin gözlemcisiydi. Ondan rahmetli Ahmet Kıvıl. Metin Tamam. abi de aynı kursta bizim kurs hocamızdı. Evet. Şimdi sınavlar olacak. Ben de ilk sıralardayım. O zaman yarış yaptırdılar. Yarıştaki bitirdiğin dereceye göre sınava giriyorsun. Birinci olan Evet. birinci giriyor, ikinci olan ikinci giriyor. Ben de altıncı ya da yedinci sanırım o yarışta olmuştum. Öyle öndeyim diye aşağı inmedim. Rahat. Öğlen arası inmedim yemeğe ki öğleden sonraki sınavda ilk çıkacağım için sınavı kaçırmayayım diye. Orada yemek yiyilecek şeyde Erzurum Kayak Kulübü'nde yemek var. Ama tabii Merhaba Yahya hocam, seni anlatıyoruz. Bak çok yeni çok geldi. kalabalık. Çok kalabalık. Hoş geldin Yahya abi. Çok kalabalık. Şimdi Yahya abinin bir huyu var. Her şeye çok hakim. Yani burada Aynen, biriyle sahne konuşurken kontrolü çok yüksek. çok. Şimdi burada biriyle konuşuyor. Sen sanırsın ki o seni görmüyor. Oradan sana da hakim. Bana dedi ki Yahya abi beni çağırdı. Dedi ki oğlum dedi Serkan git dedi şuradan dedi hemen yemek al yemek ye falan Yemeğini al. yaptı. Tabii yemeğini al falan. Bir de koruyucu hani böyle şimdi aynı memleketteyiz. Kayakçısın. Abi Memleketlikten misyonu ziyade var. İyi kayakçılara böyle herkes şey der. Böyle de daha şarkısını bitiriyor. Ön veriyor. Şarkı takayım. Tabii ondan sonra Tamam. Yahya abi bana dedi git oradan dedi yemek al. Ben gittim sıraya baktım. Sıra çok Sağ olun kalabalık. Şaban hocam. Şaban abi hoş geldin. Çok kalabalık sıra. Ha, dedim ki kim gidecek yemeğe? En güzeli şey yapayım. Didemciğim çok özür dilerim. Bir saniye. Tamam. Durduk ama. Bekliyoruz. Geldin. Geldin Tamam. evet. Dedi ki git dedi oradan yemek al işte falan. Tamam dedim abi ben alırım sen keyfine bak dedim. Abi gittim baktım sıra Onu çok almadın. kalabalık. Sıra çok kalabalık dedim. Ya bu sıraya kim girecek yemek alacak ben akşam yerim daha iyi. Bu sıraya hayatta giremem. Gittim oturdum bir köşede ders çalışıyorum. Sınava gireceğim ya. İşte notlara bakıyorum. Kars Havana dönüş, yamaç kayma falan işte. Tahmin edeyim Sonra o senin yemediğini gördü, tabii anında ama ben farkında değilim. Gitmiş. O hemen alelacele sıraya girmiş. Oradan yemeği almış. Baktım getirdi. bak Verdi ya. önüme dedi ya. Ye yemeğini dedi falan dedi. Sen niye böyle yapıyorsun falan. Öyle bir utandım hani o koskoca adam gitti yemeğimizi Sen getirdi diye. Tabii yani şu anda üşenmişsin, üşenmedi. Kendisini çok seviyoruz. Selamlar evet. gönderiyorum. Aynen öyle. Şimdi Talip Atop'la ilgili bir Evet portakal anın şimdi. var Evet. Talip Atop galiba. benim çok samimi arkadaşım. Çok da başarılı bir sporcu. O da Kalordu Tamam. mahallesinden. Biz şeye gittik. Kampa gittik Kayseri'ye. Orada Kayseri'de portakal dağıtıyorlar böyle. Birer tane birer tane veriyorlar. Çok Allah özür Allah. diliyorum Didem. Didem çok özür diliyorum. Kapı çalıyor. Bir dakika. Şu kapıya bakan yok ki. Evde kimse yok mu? Güler kapıya baksanıza. Kim gelmiş mi olabilir bu saatte? Sokağa çıkma yasağı var. Ya çok merak ettim Ya kim Didem geldi. kusura bakma kapı acı acı çalıyor. Hamza geldi de dışarıdaydı.
He, ben de dur, bu Sitenin saatte önünde kim görmüş olur? Tamam. oynadı. Sitenin önüne Tamam çıkıyorlar atıyorsun. Özkan'cığım, okutacağım. He. Dinliyorum, evet. Evet, bu adam başı birer tane portakal vermişler. Başka portakal, Evet. öyle meyve falan mümkün değil eskiden Talip kasabada, Hoca'yı arayın ha. Evet. birer tane veriyordular. Hı. Bir antrenman bitti, portakalları verdiler bize. Ben tabii hemen soydum, yedim kendikimi. Talip Tamam. de diyor ki, ben bunu diyor duşa gireceğim, duştan çıkacağım, öyle yiyeceğim. Ona bir hazırlık yapıyor, bir şey Ay. katıyor falan. Ne hava. Neyse, Tamam. koğuşta kalıyoruz. 5-6 kişi aynı odada kalıyoruz. Talip duşa gidince Mustafa'cığım hoş ben geldin. portakalı soydum güzel. Yarısını yedim. Evet. Yarısını da koydum masanın İkinci. üstüne. Tabii. Ya o kadar sporcunun arasında portakal bırakılır mı? Dinle. Yedim. Bu çıktı tabii şeyden, banyodan. Havlu Evet. sarılı böyle çıktı, güzel güzel portakalı yiyecek. Baktı yarım. Dedi kim yedi bunu? Ben dedim yedim. Başladı bağırmaya, çağırmaya. Öyle bağırıyor. Odayı yıkacak. Ama haklı yani. İnsan, o bir şeye planlama Dinle yapmış. Duşumu alacağım. ama Şey. dinle, dinle. Devamını dinle. Abi derken kapı açıldı. Erhan Dursun içeri girdi. Ne var lan dedi. Ne Oo. bağırıyorsun sen? Ne bağırıyorsun oğlum dedi burada dedi. Bura. Dingo'nun ahırı mı falan yaptı böyle. Son masanın üstünde portakalı görünce böyle yaptı. Ulan dedi bunu nereden aldınız dedi. O da onun yarısını aldı yedi. Diğer yarısını yedi. Ay. Hayır yarısının çeyreğini yedi o da. Çeyreği kaldı. Çeyreğini de koydu masanın üstüne. Bak daha Erhan abi odadan çıkmadan diğer çeyreği hop yuttu böyle. Ulan dedi bunu da yiyeyim yoksa bu da kalmayacak. Harika ya. Süpermiş. Ay nefis. Ay vallahi. Hocam şimdi bir akşam çok önemli bir şey. Bu komik değil. Ama büyük, o böyle gurur verici bir anı. Sarıkamış'ta bir gece otururken Güler'le, böyle çocuklarla, kapınız çalıyor ve bir Rus'un kaybolduğunu söylüyorlar. Evet. Şimdi eskiden Ruslar Sarıkamış'a çok geliyordu. Yani Uludağ'a da çok geliyordu ama Evet. Sarıkamış'a da çok geliyordu. Ay bunu Bir herkes çok iyi dinlesin. Çok güzel bir hikaye. Rus şeyin arkasına doğru kaymış. Dağın arkasına doğru. Ama akşam karanlık, son turlar yani. Sarıkamış'ta 4-4.30 gibi karanlık çöküyor. Muhtemelen 4'te tesisler kapanıyor. O da belki 3-3.30 gibi dağın arkasına kaymış. Tamam. Tabii arkasına kaydıktan sonra yamaçta bir daha geriye dönme şansın çok zor. Yamaç insanı alır götürür. Hani akıntı nasıl insanı götürür denizde falan. Yamaçta da öyledir. Yamaca hakim olamazsan seni çeker götürür. Böyle yamaç almış adamı götürmüş. Adam da ordu mensubu şeyde. Rusya'da. Konsolosluğu aramış. Konsolosluk oteli aramış. Otel Sayıştı Hoca o zaman tesis müdürüydü. Sayıştı Evet. Özbey. Evet. Kars Arpuraşen uzun yıllar müdürlüğünü yaptı. Sacit Hoca da bir ekip kuruyor. İşte beni de davet ettiler ekibe. İşte akşam yemeğini yerken oldu bu olay. Sonra kalktık Tamam. alelacele gittim ben. Kimler vardı, hatırlıyor musun? Sacit Hoca vardı. Ben gittim. Önder Yine Ağababa şeye vardı. değiyor. Mikrofon fermuarına değiyor yine. Tıkır tıkır geliyor bize. Tamam. Şimdi iyi mi? Şimdilik iyi. Evet, oynamıyorsun çünkü. Hep böyle fışır fışır, tıkır tıkır. Tamam, pardon çok özür dilerim. Şimdi Tamam. nasıl? Çok iyi, çok iyi. Evet. Önder Ağbaba, Serkan Yurdakul, Zeki Kürşat Yıldız. Harika bir hikaye. Evet Aa, Başakçığım. başka kim Dur var? Yani bir kalabalık bir daha, ekibiz say aslında. şeye gitti. Şu mikrofon dağıttı konuyu. Şimdi karar verdiniz, ekibi kurdunuz. Şimdi ekibi bir daha say, anlayamadım ben. Ekibi bir daha kurduk. İşte ben varım. Oynama. Tamam, ben varım. Saç Hoca zaten ekip şefi. Tamam. Önder Ağbaba var. Zeki Kürşat Yıldız var. Serkan Çok önemli. Yurdakul Tamam. Süper. var. Gene birkaç Sonra kişi var da tam var şey, burada ya olanlar yazsın kimler vardı. Yazarlar şimdi. Sana hatırlayanlar yardımcı evet olurlar. aynen. Sonra Tamam. gittik. Neyse biz çıktık. Aramaya başladık. Bir iz Mustafa arıyoruz Yıldız ki varmış. Mustafa Yıldız var. Evet aynen bravo. Mustafa Yıldız Aynen. hocamız var. Başka kim varsa Mustafa hocam siz yazın aşağıya. Evet. Evet. Neyse biz çıktık Kahramanlarımız. dağa Birkan çıktık varmış. iz arıyoruz. Evet Allah rahmet etsin Birkan Allah, evet. Ezaha. Allah gani gani rahmet etsin. Biz Allah çıktık rahmet eylesin. yukarıda Evet. Hı iz arıyoruz dağda. hı. Onun kayak izlerini bulacağız. Sonra izden takip edip gideceğiz. Yani öyle ezbere aramıyoruz. Önce iz bulmaya çalışıyoruz. O kadar aradık taradık bulamadık. Saat 11.30 gibi oldu gece.
Sonra Sait Hoca bizi çağırdı. Dedi ki geri dönün. Bir şeyler atıştırın. Tekrar çıkalım. Neyse indik. Tamam. Bir tane çorba içtik herhalde. Sonra tekrar Tarkan çıktık. Tarkan Usta varmış bak. Hı-hı. Tarkan Usta, evet, bravo. Ondan dur, sonra biri çıktık. Daha varmış ya. Muhittin abi varmış. Muhittin Delibaş, aynen. Tamam. Güzel Dediğim gidiyoruz. gibi Süper. 7-8 kişiyiz. Sonra Tamam. son tur artık dediler. Çıkıyoruz. Son tur bulduk. Bulamazsak yapacak bir Bulamadık. şey yok. İzini bulamıyoruz. Havada da hafif kar yağışı var. Yani izler de kapanıyor gitgide. Abi son Saat kaç gibi turda mesela, o yediğiniz saat kaç? Geç değil mi? geç 12 gibi adamın izini bulduk işte. Yani böyle Ha. fırtına kapattı. Kapatacak adamın kayak izini bulduk. Biz dediğimizde Snowtrack'ın üstündeyiz. İndik, kayakları taktık oradan. Oradan adamın iziyle biz de girdik ormana. Gidiyorsunuz. Tabii gidiyoruz. Adamın şansına Yine ama hava yamaç çok... işte değil mi? Yamaç oluyor. Tabii. Çok güzel şey yok. Kar hafif yağıyor. Hava çok soğuk değil. -2 falan. Yani öyle hemen donduracak bir hava değil. Ama tabii ki uzun süre kalırsam yine bir hipotermi olma şansın çok yüksek ıslanırsan Allah korusun. özellikle. Evet. Biz 12'de bu adamın izini bulduk. Adam hiç durmadan gitmiş, biz de peşinden kayıyoruz. Bir yerde ağaç düşmüş, devrilmiş. Adam önde gittiği için biraz kayak yavaş gidiyor, bol kar. O çıkarmış kayakları, şeyini atlamış, Ağacın üstünden kayakları atlamış. takmış, gitmiş. Ama biz bilmiyoruz önümüzde bir ağaç devrilmiş. Biz onun izinden Bacaklarınızı daha... kırarsınız kaval Abi kemiklerinize. biz onun izinden daha hızlı geliyoruz falan. Biz ağacı bir gördük. Ağaç var, atlayın. Herkes ağacın üstünden atladı, ağaca çarpan, ağaçtan atlayan. Çünkü bol kar. Böyle tabii kazalar da atlatıyoruz. Devam ettik, gittik işte bir yerde dinlenmiş. Ama adam şöyle bir akıllılık yapmış. Hiç dereye doğru gitmemiş. Çünkü o mevkide çok yabani yaşam, çok hızlı, çok kurt var. Hiç aşağı inmemiş. Şimdi kurtlar kış olunca daha aşağıda yiyecek aramak için inerler. Yüksek rakımda pek olmazlar. O da hep yüksekten böyle yamacı takip ederek gitmiş. Hiç aşağıya düşmemiş. Yamaç onu almış götürmüş ama Vay sonrasında vay dereye vay. gitmemiş. Devam etmiş gibi. Hiç Baksana, durmamış. kurtlar bile adamın etrafını sarmış diyor Mustafa Yıldız. Tabii ya, yani biz ya onu bulmasaydık o zaten hayatta değildi. Sonra sabaha doğru 5'te bulduk adamı. Yakaladık. Adam bitmiş artık yani böyle. Tabii bitkin. Artık yürüyecek hali yok. Biz onu bulduk. Bulduk ama biz neredeyiz? Sait tabii biraz geride kalmış Ay. bizden. Sait Hoca biraz geriden kalmış çünkü çok hızlı tempoyla geliyoruz. Evet. Sonra bekledik, Sait Hoca geldi. Telsizle anons etti. Tabii araziye çok hakim Sait Hoca. Sonra telefon açtı. Canip abi vardı. O da araziyi çok iyi biliyorsun. Oturak şoförü. Canip abi geldi. Dedi ki Şırşır'a doğru in dedi. Biz de oradan Şırşır'a doğru Sait abi götürdü. Yani biz o Sait abi olmasa biz de bilmiyoruz nereye gideceğimizi. Biz de gideceğiz artık Of. nereden çıktıysak. Zaten bir iki kilometre daha yürüyünce asfalta çıkıyor yol. Öyle bayağı da yaklaşmışız yani tekrar karayoluna çıkmaya. Dağın arkasından Ay da diğer ay. yola çıkışız. Arkadan indiniz. Vay Tabii be. tabii. Ondan sonra indirdik adamı oraya. Adam inemiyor. Bir koluna ben girdim. Bir koluna Kürşat girdi herhalde. Ya da Önder abi girdi bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Aldık adamı indirdik oraya. Sonra bindirdik Sunotra'a. Onlar Sunotrak'la gitti. Biz de Helal olsun size. arkalarından kayarak gittik. Sonra bizi şeyde Toprak Otel'de bir gün sonra ağırladılar. Vali falan geldi. Oo. Teşekkür tabii yemek verdiler kayak hocalarına. Yani çok büyük bir şey Yemekle yapmış mi bize. oldu bu iş? Yemekle bitti mi Ya işte? hediyeler falan verdiler ya o kadar. Biz zaten hani orada çünkü kayak öğretmenleri bir Türkiye'deki bütün dağlarda arama kurtarma faaliyetlerinde hep gönüllü olarak bu işleri yapmışlardır. Yani öyle bir hediye beklentisi öyle bir şeye gerek yok. Biz Bravo. olacağını gönülden yapıyoruz. Çünkü Tabii ki. Helal olsun. İşin bizim esprisi tabii. yaşamımızda bu var. Doğayla yaşamak. Orada da bir doğada kaybolan herhangi biri varsa kayakçılar çünkü çok hızlı hareket edebiliyorlar. Şimdi jandarma arama kurtarma da bu işi yapıyor ama hiçbir arama kurtarma çalışması kayakçılarınki kadar hızlı sonuç vermiyor. Çünkü biz Of. hem araziye çok hakimiz, hem karda daha hızlı hareket edebiliyoruz. Hem kar motorlarının Evet. girmediği mevkilere girebiliyoruz kayakla. Onun için kayak öğretmenleri dağlarda sadece kayak öğretmekle kalmıyor. Aynı zamanda çok iyi arama kurtarma faaliyetleri gösteriyorlar. Evet, bak Sacit Hoca adam kendine gelsin diye tokat atmış yani. Adam bayağı Evet, bitkinmiş demek ki, yazık. adam çok kötüydü. Of, hay Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Serkan'cığım, ilk Sarıkamış'tan nasıl çıktın 94 senesinde? Hep gözün Uludağ'daydı galiba. Şimdi ilk Sarıkamış'tan çıkışım benim o zaman Bursa, İznik'te çok yaz kampı olurdu. Benim öyle bir Orada da yaz anılar kampı. var değil mi çok? Evet, orada da bir yaz kampı var.
O zaman bizim büyük sporcuların çoğu bırakmışlar sporu. Özcan abiler falan. Hepsi Mustafa Yıldız falan. Onlar yoklar. Bırakmışlar sporu. Tamam. Önder abi de yok o zaman. Belki asker tam bilmiyorum. Ben Olabilir. kampa davetliyim. Sedat Koca davetli. Bir de Zeki Kürşat Yıldız. Ama Zeki Kürşat Yıldız'ın bir işi var. 4-5 gün geç gelecek. Benle Sedat gideceğiz. Benle Sedat da ilk defa Tamam. Sarıkamış'tan dışarı çıkacağız. Aynı Düşün. heyecan. Bindik otobüse. Heh. Gidiyoruz işte neyse. Daha çok ortaokula falan Tamam. gidiyoruz. Çok küçüğüz. Küçücük. Tabii ama Temmuz ayının sonu falan Sarıkamış bir soğuk. Biz oduncu Evet. gömlek. Üzerine mont giymişiz. Oduncu Çağlar'cığım hoş gömlekler. geldin. Eskiden oduncu gömlek çok meşhurdu böyle. Soğuklarda giyerdin sıcak tutsun. Oduncu gömlek giymişiz. Mont giymişiz. Çünkü Sarıkamış çok soğuk. Abi Bursa'ya bir indik. Bir sıcak. Biz Sıcak tabii. herkes bize dönüp baktı. Bunlar nereden geliyor hocam? Montla gelmişiz. Düşün. Ah. Ama Sarıkamış hakikaten soğuk o zaman. Hemen Ya. valizi açtık, çıkardık birer tişört giydik. Montlar oduncu Montlar gömlek koyduk şeye. çantaya. Abi gittik Süper. İznik arabasına bindik. İznik'e doğru gidiyoruz. Orada İznik'e doğru giderken geminin oradan geçerken Marmara Denizi gözüküyor. Körfez. Orada gemiler falan var ya hani şey. Biz onları görünce orayı İznik Gölü zannettik. Sedat da ben birden Ah. böyle uf göle bak. Gemi bile var falan yapıyoruz. Ah, gemi bile var. Ne Abi. tatlı Ondan sonra tabii herkes bize gülüyor şeydekiler. Minibüstekiler ya. de. Öyle çok gittik işte İznik'e. Tabii ben o zaman çok Çocuk şey ağlıyordum. ya. Tabii işte annemden ayrı kalmıştım ilk defa. Bayağı ağlıyordum o zaman Aa. çocuktan. Sonra bir Annemi özledim tabii diye mi ağlıyordun? ben yüzüme bilmiyorum. Bu Sait Çetin Hoca ile Turgay Köse Hoca Evet. kamptalar. Bunlar çok iyi yüzüyorlar. Bunların orada dereler falan var. Yüzüyorlar Muş'ta. Bizim orada öyle Evet. bir imkanımız yok. Bizde en büyük Hamza'nın gölü var. O da su birikintisi. Kulaç atsan elin yere değiyor. Ona göl diyoruz yani düşün. Tamam. Neyse bunlar beni ikisi sallıyorlar. Denize şey göle atacaklar iskeleden. Ben bağırıyorum. Abi ben yüzme bilmiyorum. Ah. İnanmıyorlar. Abi beni sallayıp sallayıp attılar göle. Bağırıyorum. Yüzme At. bilmedi. Aa. Tabii atladılar bir daha beni Eşek kurtardılar. Bu şakası sefer olmuş. bu defa kızıyorlar. Niye lan söylemiyorsun yüzme bilmediğini? Abi söyledim ya. Biz şaka yapıyorsun falan zannettik falan. Sonra dedim ki orada kendime bir hedef koydum. Dedim ben buradan gitmeden dedim şu iskeleden balıklama atlayacağım dedim. Yüzmeyi öğren. Oo, bir Balıklama de ne atlayacağım. Ne hedef? yüzme öğren? Tabii. 15 gün orada kamp yaptık. Ben her gün alıştırma yapıyorum. Yüzüyorum falan. Bir kere gene boğulma tehlikesi geçiyordum. İrfan Değenek diye bir arkadaşım var. Yüksek ovalı. O beni kurtardı falan. Ay ay. Geleceğiz artık. Son gün gece böyle ay ışığı var. Ertesi gün yola çıkacağız. Ama ben hala oradan balıklama atlamamışım. Çıktım gittim iskeleye. Hiç kimse yok. Yani güçsem boğulsam beni kurtaracak hiç kimse yok. Güzel çıkardım üstüm başımı. Dedim ben bu hedefim buydu. Bunu yapmadan gidemem. Tamam. Koşup oradan balıklama atlayacağım. Abi koştum Eyvah. koştum geldim atlayamadım. Cesaret edemedim. Sonra döndüm dedim bir daha kendime cesaret verdim. Geldim koştum bir atladım. Yüzdüm falan Oldu çıktım. mu? Tabii bir daha atladım. Bir daha O atladım. Tabii cırgını çağırarak ay atladım. özgürlük. Ya Tabii bilgi hocam. ne kadar güzel bir şey değil mi? Bir şeyi bilmek Evet, insanı evet. özgür kılıyor. Bak Hedefimi sen de gerçekleştirince helal çok mutlu olsun olmuştum. be. Bak Cengiz Gök diyor ki İzmir Foça'da da sen bizi attın hocam diyor. Artık herkes birbirine yapıyor bu şakaları Birbirine. sporcu Aynen. arkasında. Bak hakikaten Canan hocam da söylüyor. Gölde yüzmek zordur. Denize de benzemez. Evet. Seni Ya tebrik ederiz. ben Yani hiç zor bir bilmiyorum yani. platformda öğrenmişsin. Evet. Öyle bir Tebrikler. Sarıkamış'tan ilk çıkış anım vardı. Evet. Oğuz da çok samimi arkadaşım da. Ay, arkadaşın. Hani bu Oğuz benim çok eskilerden bahsetmek için. şimdi Oğuz benden yaş olarak birkaç yaş büyük. 78'di sanırım. Ama tabii ben onların jenerasyonla çok iyi arkadaştım. Kayağa başlarken de Evet. dediğim gibi başta anlattım bana çok destek olmuştur. Benim çok yakın arkadaşım. Ara sıra yarışırdık. Çünkü yaş farkından dolayı bazen denk gelemiyorduk. Onun son genç yıldız senesi ise ben de yeni şey olduysam o aralarda denk Genç. geliyorduk. Beraber rakip olmuşluğumuz vardır. Hatta üniversiteler arası Türkiye şampiyonasında çok rakip olduk. Zaman zaman o Türkiye şampiyon oldu. Zaman zaman ben Türkiye şampiyon oldum üniversiteler arasında. Ben onun board hocası olacağı zaman senin kapı diktiğini hatırlıyorum Osman Yüce'de. Evet Birlikte onlara çalışıyordunuz. Efe Bort hocası olduklarında değil.
kayak hocalığı kursuna giderken Oğuz Karabağ, Efendi Yıldırım üstün de onlardan Heh. tünörünü yaptım. Gidiyordum Aynen. sabah 9'da onların kapılarını dikiyordum 9'dan önce. Aynen. Onlar Aynen. Hatırlıyorum ben. geliyordum derse çıkıyordum. Onlar antrenman yapıyorlardı. Diyordum ki siz kapıları toplamayın. Antrenman yapmışsınız. Yemeğe gidin. Dersten geliyordum. Kapılarını topluyordum. Sonra Evet. gidiyordum ders yapıyordum. Geliyordum tekrar öğleden sonra kapı dikiyordum. Böyle bir onları 15-20 gün çalıştırdım Uludağ'da. Hepsi Çok iyi kayak öğretmeni hatırlıyorum. oldular. Yani emekler boşa gitmiyor tabii ki hiçbir zaman. Oğuz'da Harikasınız. çok Çok güzel çok bir çok ekipsiniz. güzel anılarım var. Ama komiklerden birini anlatacağım o zaman. Evet, komik olsun ya. Bu Şimdi akşam özel bir gece. bu Oğuz ara sıra ara verirdi yarışa. Yarışmazdı yani Evet. böyle o da çabuk sinirlenirdi, küserdi. Ben yarışmıyorum der giderdi. Gene öyle bir sene yarışmamış, sonraki sene geldi. Geldi yarışacak ama performansı da çok iyi. Antrenmanlı, iddialı yarıştı ama bunun iddialı olduğunu bir tek Sarıkamışlar biliyoruz. Diğer bölgedeki rakipler o zaten sporu bırakmış diyorlar. Erhan Dursun hocamız da bunlardan biri. Şimdi Sarıkamış'ta Türkiye Şampiyonası. Biz bir odada 8 kişi kalıyoruz. Oda 4 Kaç kişilik kişilik ama odada? 4 kişilik odada 8 kişi kalıyoruz. Çocuklar İstif. gidip gelmesinler şeye yarışa kolay olsun diye. Ama bir gırgır var, bir şamata var. Böyle bir gırgır şamata yok. Ertesi gün yarış var. Saat 1 olmuş. Biz hala gülüyoruz. Ay, Erhan Hoca da bizim karşımızda kalıyor. Birden kapı vuruldu. güzel. Erhan Hoca girdi içeri. Erhan Hoca girince içeri biz hepimiz uyku pozisyonuna geçtik yani. Hepimiz uyuyoruz güya. Dümenden. Hemen. Erhan Hoca şöyle geldi. Herkesin başına şöyle dikildi. Kim var kim var diye baktı böyle. Sonra böyle yaptı. Geldi benim yanımda durdu. Lan dedi niye gürültü yapıyorsunuz kardeşim? Bu adam yarın iddialı dedi. Sonra Ali Said'e baktı dedi. Bu iddialı. İşte Talip'e baktı dedi. Bu iddialı. Siz dedi niye ya, Oğuz için demedi bu iddialı diye. Yaramazlık Ay, yapıyorsunuz küstü falan. mü? Dinle. Ama hiç birimiz kalkmıyoruz. Herkes uyuyor güya. He, Vurdu kapıyı şakacıklar ki. Ha, vurdu kapıyı gitti Erhan abi. Erhan abi gider gitmez Oğuz'un yataktan bir kalkışı var. Kardeşim ben de iddialıyım. ha. Ya, süper ya. Çok güzel, çok. Oğuz'un kulakları çınlasın. Antalya'da Nitekim. galiba o. Evet Antalya'da şimdi yaşıyor. Kulaklarım çınlatmış Serkan, umarım. inanmayacaksın. Dördüncü sayfaya geçtik. Daha yani 8 sayfa falan var yani. Sıkıntı Vallahi yok. dur bakalım. Şeyler izleyiciler sıkıldıysa kesebiliriz de Hayır, herkes şeyler kimsenin burada. zamanını almıyor. Hay vallahi. Sen de Amerika'da küsmüşsün Oğuz gibi. Amerika'daki olimpiyatlara hak kazanıp gitmeyince kayağa küsmüşsün Yani yani sonuçta. gidemeyince tabii ki bıraktım yani mecburen. Evet. Yani Şimdi oluyor Atilla bazen. Kağan... Heh, küsmeyin ya. Atilla Evet. Kağan Kaya ile ilgili anılar var. İrtica eden antrenör mü? Dövdü mü? Ne Aa, yaptı? evet. Yok. Şimdi Atilla Kankaya bizim Ne? genel müdürümüz. Spor genel müdürü He. o zaman. Kendisi Tamam. Karslı. Karslı ve He. çok şakacı bir adam. Biz de o Hı. zaman EYOF'a gittik. EYOF yarışması Yıldızlar Olimpiyatı diye geçiyor. İsveç'te, Hı. Falun'da. Yo, özür dilerim. Falun'da değil. Sundsvall'de. Hı. Atilla Kankaya kafile başkanımız. Hı. Alaaddin Çılgın var. Genel sekreterimiz. O var kafilede. 3 alpçi 4 kuzeyci gittik. Fatih Evet. Kıyıcı, Fatih Kıyıcı, Yavuz Kıyıcı, Evet. Hı. Volkan Hı. Yurdakul, ben, Can Kaya, Allah rahmet etsin. Can benim çok iyi arkadaşımdı. O da erken yaşta vefat etti kendisine. Harika. Allah'tan Tamam rahmet canım hocam. diliyorum. Can çok değerli bir arkadaşımdı. Vefat etti. Allah Allah rahmet rahmet etsin. eylesin. Evet. Cemalettin Budak var kendisi. Şimdi Erzincan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Bir de Müjdat diye bir Harika. arkadaş var. Müjdat. O da Hakkari Yüksekovalı. Hı. Buradan Fatih Kıyıcı hocama da bir tebrik etmek istiyorum. Kendisi profesör kadrosuna geçti. Erzurum Üniversitesi Kış Oo, Sporları tebrik ederiz. Enstitüsü'nde aynı zamanda bölüm Müthiş. başkanı. Benim Oh. de takım arkadaşım işte EYOF'tan. Kendisine Oh, süper, buradan süper. tekrardan tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Müthiş. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Evet. Sonra Atilla Kankaya giderken tabii çok şakacı bir adam. Lan dedi ki oğlum dedi bu Müjdat dedi kaçar dedi. Bak Serkan dedi oralarda buna dedi dikkat et falan yaptı. Hı. Biz de güldük geçtik falan hani. Sonra gittik yarıştık falan orada. Yarış bitti.
Tam döneceğiz. Uçak rötar yaptı o zaman 2 saat. Pasaportları topladı Atilla Kanka'ya. Dedi ki şey yapın. 2 saat serbestsiniz. 2 saat sonra herkes burada toplanacak. Toplanma yerinde. Döneceğiz dedi şey uçakla Türkiye'ye. Tamam dedik ayrıldık. Abi herkes ayrıldı. O ara Müjdat kayboldu. Ben telefon açacağım diyecek gitti. Abi gidiş o gidiş. Geldik Müjdat yok. Uçağı beklettik. Neler yaptık? 2 saat beklettik uçağı. Düşün kriz çıkacak. Ülkede düşünsene milli sporcu iltica etti. Sonra tabii Eyvah, eyvah. mecburen döndük geldik. Ay, Antrenmanlar bıraktınız orada ortada. gerçekten. Yok çocuk gitmişti yani kaçtı orada. Bir Aa. kişi eksik döndük. Hatta ondan sonra genel Ay, bomba bir müdürlükten şey bu. tabii bir sürü ambargo yedik. Birkaç dönem yurt dışına sporcu gönderemedik o yüzden. Bir de Hakkari'den Kenan Ören burada şimdi. Kendisi de. Kendisine çok selam Onunla söylüyorum. da. Benim Dünya Şampiyonası'nda takım arkadaşım. Şimdi Kenan iyi bir sporcuydu. Biz Dünya Evet. Şampiyonası'na giderken 4 erkekten 3'ü sarı kamışlıydı. Biri Kenan'dı. Şimdi Kenan'ı bizim dördüncü adamımız yoktu gençlerde. Biz dedik ki Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz. Bize yakın bir arkadaşımız olsun. Hani o takıma girsin. Kenan'a dedik Fikret ki Ören de var. Fikret Ören tabii onun amcası o. Büyük bir kayakçı, olimpik kayakçı. Kenan'a dedik ki Kenan sen gitme dedik Hakkari'ye. Milli takım kampından sonra. Kal burada. Doğu grubunda seçme olacak. Oraya kadar biz sana antrenman yaptıracağız. O zaman da şimdi Kenan'ın bizimle antrenman yapması demek güzel bir şey. Çünkü biz orada hep iyi sporcularla antrenman yaptın. Ne iyi olursun. Tabii. Biz Kenan'ı bir 15-20 gün çalıştırdık orada. Tabii Kenan da iyi çalıştı o zaman. Güçlü rakipler vardı. Çok Süper. güçlü rakipler vardı. Evet. Kenan işte takıma girdi. Beraber işte Dünya Şampiyonası'na gittik. Böyle Oh. güzel bir anımız var. Tabii çok anımız Müthiş. var işte Kenan'la. Fikret Ören'le de Balkan Şampiyonası'na gitti. Siz Kuzey Disiplin'e yolculuk yapmışsınız ya. Kuzey disiplini Balkan Şampiyonası'na Hayır, bir gittik. yolculuğunuz olmuş ama. Yani uçakla Var gitmeyi evet. planlamışsınız. Onu anlat sen bana. Yok. Uçakla gitmedik, otobüsle gittik. 50 kilometre yarışına gittik orada. 50 kilometre zor bir müsabaka. Fikret abinin lakabı Eco'dur. Eco abiyle gittik oraya. İşte yarıştık falan. Güzel dereceler aldık. Orada Erkan Yıldırım dördüncü oldu. Fikret abi beşinci oldu. Ben altıncı Harika. oldum. Oh, Ali Sait Ateş süper. onuncu oldu. Gençlerde Sabahattin Oglago birinci oldu. Ya da ikinci Oh. oldu. Geçmiş gün tam hatırlamıyorum. Ya bir ya iki. Müthiş. Ama muhtemelen birinci oldu. Kelime Çetinkaya yine kürsüye çıktı bayanlarda. Hani bayağı başarılı bir şampiyona geçirdik. Dönüşte yine otobüsle dönüyoruz. Fikret Hoca çok yemek yer. Böyle yemek yemeyi çok sever. Bize de o zaman Tamam. Dünya Şampiyonası'nda Sarar'dan takım elbise de giydirmişler falan böyle çok Oh, havalıyız. ay. Ben de dönüşte takım elbise giymişim böyle. Sanki şey kafile başkanı gibi böyle düşün. Sonra geldik bir yerde durduk. Yemek molası. Bulgaristan'dayız ama. Abi ben Tamam. otobüsten indim. Bir tane kadın geldi hop koluma girdi. Aa, Dedi sana yemek ısmarlayayım mı? Ben de dedim ki ısmarla. Ece abi de yanımda dedim. Ece abi yemek yer misin? Ece abi yemek dedim mi tamam zaten. Ece Tamam, abiyle ben en kilit gittik. isim ha. Evet biz gittik bize kadın yemek ısmarladı. Sonra yemek bitti. Ece abi böyle kulağıma eğildi. Dedi Serkan bir tabak daha yiyebilir miyim? Dedim ye Ece abi. Bir tabak daha geldi. Kalktık kadına teşekkür ettik. O da sağ olsun. Öyle çıktık O geldik. kadar. Kadın kimdi? Bize niye yemek ısmarladı? Bizi birine mi Allah, benzetti? sakallı dede gibi olur ya, böyle bir Ya sakallı dede aynen. gelir. Biz yedik çıktık ondan sonrası bilmiyorum. Bindik otobüse geldik tekrar. Harika. Bir de Türkiye şampiyonası olmuş Isparta'da. Aa, yine Ece abiyle alakalı. Bu çok komik. Evet. Bak bu hakikaten çok komik. Ha. Şimdi Erhan Dursun hocamız yurt dışından gelirken malzeme getirmişti. Böyle wax siliciler falan. Bu arada yazılar falan hiç akmıyor bende. İlerlet, parmağınla ilerleteceksin. Ben de atıyorum. Yazılar donmuş mu bilmiyorum. En son Mithat Hoca'da Hayır, kalmış. parmağınla böyle yap, yukarı çıkar. Ben hiç Bak, yazılar Güler görmüyorum yazdı en diyor. son. Tamam, yok ben hiç şu an yazıları görmüyorum. Kimse kusura bakmasın. Niye?
Hayır, Bilmiyorum böyle biraz. parmağınla o yazıları böyle böyle iteceksin, aşağı doğru çıkar. İttama Görüyor musun gitmiyor şimdi? yani. Aa, nasıl gitmiş? Gidiyor bak, Vallahi Deniz bilmiyorum. Kaya yazdı. Yarın bana geliyor, sorarım senin adını. Tamam, Tamam, evet. yok. Şu an görmüyorum. Yayın akışını görmüyorum ben. Enteresan. Peki. Aran Hoca Vax, şimdi bu kayaklı koşu Kuzey Kayağı'nın altına Vax sürülür. Kayarken rahat kaysın diye. Geri kaymasın. Rahat hareket etsin diye kayak. Bunları da silmek için kimyasal bir malzeme var. Sonra da bunları silersin, temizlersin. Biz tabii şimdi Evet. Türkiye Şampiyonası var Isparta, Davraz'da. Hazırlandık yarışa, ısınıyoruz ama vaksımızı falan yapmışız. Erhan abi önden bağırdı. Dedi ki Serkan dedi oğlum getirin dedi kayaklarınızı dedi vaks yapacağım. Ben dedim ki biz vaks yaptık ya ne vaksı soruyor bir daha. Baktım elinde uzaktan o vaks temizleyici spreyi elinde tutuyor. Fikret abiyle Erhan abi de normalde takım arkadaşları beraber olimpiyata gitmişler düşün. Erhan abi kaç yıldır antrenör o hala bizle yarışıyor. Ece abi de o kadar da yaşı büyük yani düşün. Yani Ay. ben spora yeni başladığım zaman diyorlardı ki Eco ne zaman sporu bırakacaksın? İnan ben Eco abiden önce sporu bıraktım. Vay be. O derece. Tabii Helal Erhan abiyle olsun. de Helal olsun. Ne kadar arkadaş kıymetli. oldukları için Erhan abi tabii buna çok takılıyor. He. Erhan abi dedi ki oğlum dedi Serkan dedi getirin kayaklarınızı vaks yapacağım dedi. Hı. Ben siliciyi gördüm elinde neyse gittim dedim abi ne yapıyorsun dedim bu silici sen şaşırdın mı? Dedi sus oğlum dedi Hı. karıştırma dedi. Şimdi Eco gelecek diyecek ki sen milli takım antrenörsün. Benimkine de yapacaksın. Ben dedi onunkine bunu süreceğim dedi. Abi demeye kalmadı. Ece abi oradan vardı dedi. Sen ne biçim milli takım antrenörüsün dedi. Sporcu ayrımı yapıyorsun. Benim kayağıma da dedi vaks sen yapacaksın falan. Dedi tamam dedi babam dedi kızma dedi. Getir yapayım dedi. Eyvah. Aldı kayaklarına püskürttü o vaks siliciyi. Ece'nin olan vaksı da gitti. Abi yarış başladı. Ece abinin vaksı gittiği için hiç yere tutunamıyor. Arkadan bağırıyor. Ay. Arkadan bize bağırıyor. Paten atmayın diyor. Kendisi şimdi bizde yarışma türleri var. Bir klasik bir paten türü. Klasik bir yarışmada paten atamıyorsun. Avantaj sağladığı için. Atarsan diskalifiye oluyorsun. Kendisi paten atıyor ama bize gene yetişemiyor. Çünkü kayakları çok dezavantajlı bir pozisyonda. Tabii kaybetti yarışı. O zaman biz ben Erkan Ali Sait Ah. 1-2-3 olduk. Ece abi 4. oldu. Sinir küpü. Sonra gitti bize her yere şikayet etti falan. Sonra gazetede Erhan abinin karikatürü çıktı. Kar motorunda Erhan abi. Biz de arkasındayız. Bizi kar motoruyla çekiyor. Ece de arkada kalmış. Ağlıyor. Gerçekten mi? Tabii. Böyle anlatmış artık. Ece abi nasıl bir şikayet ettiyse bizi. Böyle ulusal gazeteye çıkmıştık. Karikatürlü falan. Tabii. Ay Çok harika, komikti. süper. Ay vallahi. Ya nasıl, bravo yani. Ne diyeceğimi şaşırdım. Hayır, çok büyük riskler almışsınız yani. Hakikaten büyük cezalar olabilirmiş yani. Ya eskiden vardı böyle şeyler. Ya çok böyle muzurluklar yapılırdı. Bizim camiada hala devam ediyor. Evet. Senin Kürşat Üstündağlı'da çok güzel anılarım varmış. Figür sergiliyormuş sen. Şimdi Kürşat çok iyi bir kayakçı. Abisi, kardeşleri biliyorsun bunlar aile boyu kayakçılar. Taner Evet. Üstündağ olimpik Gurur. sporcu. Evet gurur. Tabii. Şimdi Kürşat'ın kendisi hem iyi kayakçı hem de iyi böyle serbest stil böyle artistik hareketleri iyi yapıyor ama ben bilmiyorum böyle olduğunu. Uludağ'da bir yarıştayız. İşte yarış bitti. Kapılar toplandı. Kapıların çukurlarını biliyorsun. O çukurlarının orada duruyoruz. Bana dedi ki Evet. ya dedi Serkan dedi telefonu al da dedi ben şuradan bir 360 yapacağım dedi kayakla. Beni bir çek dedi. Atlayacak 360 dönecek düşüp kayacak yine Tamam. tekrar. Aynen. Tamam dedim. Aldım telefonu ben de hayalimde şöyle zannediyorum. Atlayacak tam dönemeden kayakların kenarı yere takılacak Kürşat kafa üstü düşecek. Öyle Ay, planlıyorum sana ben. bir korku geldi. Hı. Ben öyle olacağını zannediyorum. Çekiyorum ama sonunda güleceğim videoya. Abi Kürşat geldi atladı hop gayet rahat 360 yaptı kaydı gitti. Geldi sonra Ha. yanıma dedim ki ya dedim sen bunu dedim ilk defa mı deniyorsun? Dedi evet. Dedim nasıl Hı. yaptın ya? Dedi valla dedi çok kolay dedi ben ilk defa da yaptım. Dedim tut telefonu o zaman bir de ben yapayım. Falan. Eyvah. Neyse ben atladım. Böyle 360'ın yanından bile geçemedim ama düşmedim de. Hani böyle ters düştüm geri geri kaydım Ha. falan. Sonra bu aklıma takıldı şimdi. Sarkamışlık var ya bizde. Ha, Benim de hadi bakalım, yapmam şimdi bunu lazım. yapman lazım. Tabii Ha. sen balıklama atlaman gibi göle. Hı. Sabah kalktım kahvaltıya. Karinli Otel'in koridoru çok uzun. Kahvaltımı yaptım geldim aklımda. Ya dedim ki ben bunu bir dakika ben bunu kayaksız yapabiliyor muyum ki? Kayakla yapıyorum. Bir Ha. önce dedim kayaksız deneyeyim.
Kayaksız yapıyorsam kayaklı da yapabilirim. Koridorun sağına baktım, kimse yok. Soluna baktım, kimse yok. Koştum, 360 Şaban yaptım. Hoca dinliyor. Odanın oda kapılarından birine küt bir yapıştırdım. Bir ses çıktı. Bir hızlı koşuşum var odaya, bizim odaya. Kimse görmesin diye. Koşarken Ay. yapamıyorum ki, kaldık kayarken yap. Bir daha denemeseydin, sonra ders yok, Allah korusun. Sonra denemedim, yok yok denemedim. Evet, ama bir var an, bir an şey. aklım, bir an aklımda yani, bir an deneyebilirim. Ahmet Demir Hoca'nın paylaşımlarını görüyordum geçen kış. O muhteşem yapıyor o şeyi. Ahmet Atletizm Demir gibi. Hoca iyi bir sporcu, o da olimpik sporcu. Benim de aynı zamanda kurs hocalarımdan birisi. Kayakla böyle neler Öğretmenlik yapıyor kursunda. dansla. Tabii, Evet. çok çok iyi. Yani kendisi bu konuda çok başarılı. Ben kendisini de Aynen. son derece canı gönülden destekliyorum. Devam. Çok başarılı. Evet. Bakalım ne? Kürşat Zeki abinin Rusça bilmeyen Rus hikayesi de var. Demiş. Bilmiyorum. Sen biliyor musun bunu? Şeyde dedim ya, eskiden Sarıkamış'a çok Rus geliyordu. Ha, Zeki Kürşat da evet. işte o ara bir Rus'la konuşuyor. Anlatıyor böyle Rusça. Hepimizde kitap var. Not alıyoruz, böyle şey yapıyoruz. Anlattı, konuştu. Sonra döndü. Adam hiçbir şey anlamayınca döndü, böyle yaptı. Bu Rus Rusça bilmiyor dedi Süper. ya. Harika vallahi. Hep çözüm adamısınız hepiniz Dedi vallahi. bu Rusça bilmiyor. Şey, Necati Kaplan hocamla da bir güzel final yarışınız varmış. Evet, işte tekerlekli kayakta biraz değindim. Ha, Kendisi o mu? çok 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 büyük bir sporcu tekerlekli Evet. kayakta. Biz kendisini yıllarca geçmek için tabii uğraştık tekerlekli kayakta. En son bir final yarışı var. Ondan sonra sanırım Mithat abi bıraktı. Çok çok seyirci var. Ankara 19 Mayıs stadyumunun orada bir yer var. Böyle hipodrom diye. Orada çok da seyirci var. Orada ikimiz finale kaldık. 200 metre finalinde. Tabii ben orada bir burun ucuyla, yani böyle foto finish gibi oldu. Yani öyle çok büyük bir fark yok tabii. Öyle orada kendisini geçmiştim. Onu yıllar da geçse hala hatırlıyoruz ikimiz de. Çok rekabetçi bir sporcuydu. Evet. Kendisine buradan Harikasın. Yani selam şöyle gönderiyorum. selamlar. Evet. Gaffar Okan'la da ilgili anılarım var senin rahmetle. Ya Gafar Okan'la ilgili Allah rahmet etsin bir anım var. O kendisi o zaman Kars İl Emniyet Müdürü. Ben de daha yıldız bir sporcuyum. Ankara'dan bir telefon geldi eve. Federasyondan. Dediler Evet. ki Serkan, yarın akşama kadar pasaportunu bize, 2 gün sonraya kadar bize pasaportunu yetiştirmen lazım. Yurt dışına. Ben dedim benim pasaportum hazır değil. Dediler yetiştirdin. Yetiştiremezsen bu iş yatar. Yani gidemezsin. Ben hemen sabah kalktım, babamı kaldırdım, 56'ya verdim ortalığı. O zaman Eyvah. tabii 18 yaştan küçük olunca veli muvafakatnamesi falan lazım. Annemi de aldık. Gittik Evet. notere, Evet, muvafakatnamı aldık Resul falan. hocam hoş geldin. Selamlar. Gittik Kars'a. Ben köy nüfusuna kayıtlıyım. Köy nüfusuna kayıtlı olunca da pasaport şimdiki gibi değil. Hemen veriyorlar şimdi pasaportu. 3 gün sonra dedi veririz. Babam dedi ki yapacak bir şey yok dedi Serkan. 3 gün sonraysa bu iş olmaz, gidemezsin. Yaş. Ben dedim hayatta dedim bu işin peşini bırakmam dedim. Emniyet müdürünün yanına gideceğim. O zaman da oranın il Oo. emniyet müdürü Gaffar Okkan Kars'ın. Gittim Eyvah. kapıyı vurdum, içeri girdim. Herkes korkuyor, böyle çok disiplinli bir ortam. Ben dedim giderim valla Tamam. dedim. Gittim aldılar beni içeri. Dediler böyle böyle gelsin dedim. Helal be. Vallahi Gittim. bravo. Dedim müdürüm böyle böyle bir durum var dedim. Benim bugüne kadar pasaportu alıp bugün Ankara otobüsüne vermem lazım. Yarın sabah Ankara'da federasyon otobüsten alacak, yetiştirecek Tamam. pasaportumu. Başka türlü olmuyor dedim. Böyle baktı Tamam. baktı bana. Hemen oradan çağırdı şeyini. Yanındaki görevli polisi. Dedi ki bu arkadaşın dedi lisans şeyi pasaportu 2 saatte burada olacak. 2 saatte. Oo, Abi başarına bakar mısın senin? O işler bir, adamın da büyük gönüllülüğü. Allah rahmet etsin, işler bir hızlandı. Bana saat 4'te yetiştirdiler, 3.30'da. Ben saat 4'te Kars'ta Ankara arabasına yetiştirdim pasaportu. Ertesi gün sabah, bir gün sonra sabah 9'da aldılar. Öyle gittim yurt Vay dışına yani. be. Allah rahmet Allah etsin. gani Böyle gani rahmet eylesin. Aynen bak. sporcuyu çok severdi. Süper, süper. Serkan'cığım aynı zamanda masa tenisinde de çok iddialısın ve satrançta çok iddialısın. Çok iyi satranç oynuyorsun.
Yani çok iyi oynadığını düşünüyorum. Bilmiyorum. Öyle bir kendimi test etmek gibi bir şansım olmadı. Böyle bir turnuva murnuva gibi. Ama tabii çok meraklıyım bu Hamza da konuda. oynuyor güzel satranç. Bu arada Evet, onunla beraber 20 yine oynuyoruz. bitti. Bir saatimiz doldu. Şimdi tekrar düşüp tekrar gireceğiz. Tamam. Hadi kapatıyorum o zaman. Tamam, belki ben de şey yazlar dolmadan Tamam. gelirim. Tekrar merhaba. Üçüncü bölüme giriyoruz. Evet, şimdi bakalım herkes gelecek yine. Ay harika bir 19 Mayıs programı oluyor. Hepinize teşekkür ederim. İbrahim Demirci hocam hoş geldiniz. İlk gelenlerdensiniz. Bakalım Tuğba hocam geldi. Herkes burada. Evet, Kadir Ağababa, Benan Topal hocam hoş geldiniz. Merhaba Tuğba hocam. Başkanım geldi. Evet, Ali Oto başkanım hoş geldiniz. Hah, Serkan geldi, Cafer Bey geldi. Ay, Cafer Bey nasıl ağlattın sen beni ya. Bakalım Serkan Taş'a şarkı söyletebilecek miyiz? Esin'cim hoş geldin. Ah canım Esin. Güler'cim hoş geldin. Serkan'cım hoş geldin. Hoş bulduk Didem tekrardan. Evet canım yazılar geçiyor mu şu anda senden? Şu an geliyor evet. Tamam. Evet Tamam. Mustafa yazdı. Herkes burada geliyor. Evet. Evet. Dur şimdi nerede kaldık? Ha, satrançta kaldık. Tavlada da iddialısın. Güzel tavlada oynuyorsun. Ya müsabak bir kişiliğim var işte. Devamlı bir müsabaka içindesin. Yani bireysel sporlar yapınca işte insan demek ki hep müsabak şeyi oluyor. Bizde de öyle Evet, sanırım. evet. Evet. Evet, satranç da çok güzel bir spor hakikaten. Bu da beyin Çok jimnastiği. seviyorum satranç oynamayı da çok seviyorum. Evet. Şimdi Filizciğim hoş geldin. Şöyle Turgay Köse ile bir İznik Gölü'nde anın varmış. Onu anlattım işte. Yani denize at, şey göle attılar. Ha o mu? Tamam. Bak Evet, biri evet. şey diyor. Mustafa Yıldız. Yalan söylüyor diyor. Bana hep yeniliyor diyor. Tavlada herkes Tavlada mı? o. Evet. Bak tavlada Tavlada, burada iddialılar var. tabii sarkamışlar iddialıdır tavlada. Tuğba hocam demiş. Çok hırslı demiş senin için. Yani ben Evet hırslı orijinal. biriyim ama ben asla müsabakada falan hırsımı şeyimi asla belli etmem. Çok sakin yarışırım. Her zaman bir Anladım. yarış psikolojisi vardır bende. Mesela antrenmanlarda Evet. çok şey yapmam. Yarışa daha iyi performans sergilerdim her Evet. zaman. O da Ah, şeyden Navras kaynaklanıyor. Karakulübü Biraz de geldi. sakin bir sporcuydum. Yani çok heyecanıma yenik düşmezdim yani. Böyle hep kendimden Evet. emin daha çok kafamı kullanmaya odaklı yani. Çünkü sonuçta fiziksel olarak tabii ki antrenman yapıyorsun. Güçlü bir hale geliyorsun. Herkes antrenman yapıyor. Bu tip şampiyonalarda Evet. bu tip yarışmalarda zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede olan kayakçılar bir 5-10 ilk 5-10 kayakçı birbirine çok yakın seviyede. Aynı antrenmanı yapıyorlar. Aynı fiziksel özelliklerde oluyorlar. İşte bunları birbirinden ayıran temel fark yarışma içerisindeki stresle baş etme duygusu ya da baş edememe duygusu. Bu çok Evet. önemli bir faktör. Bunu iyi kullanan daha başarılı oluyor. Genç sporculara tavsiyem bu yönde kendilerini hırslarını kazanma hırslarını pozitif anlamda kullanırlarsa daha başarılı olurlar. Evet, Önderci hoş geldin. Şimdi folklore ve halk oyunlarına hiç gitmemişsin. Ama ona da bir yatkınlığın var. Ben seni çok gördüm oynarken. Düğünlerde falan, hani onu görmedim ama düğünlerde falan, en hızlı ayak sana aitmiş. Doğru mu? Yani aynen öyle. İşte Özkan kardeşim Özkan, kız kardeşim Sevinç bunlar halk oyunları yıllarca yaptılar. Tabii ben Evet. eğitimli değilim ama ben de onlarla beraber hani onların aldığı eğitimle beraber biraz da mahallede falan iyiyimdir yani halk Evet. oyunlarında. Ya şu Önder hocam gelmişken şu şeyi anlatsana. Hep dağda anlattınız bana Uludağ'da. Şimdi bakayım burada anlatabilecek misiniz? Doğru mu? İnanasım Ka gelmiyor çünkü yani. hangisi? Kafamda Baton batonu kırmayı. kırdı Ay kırdı kafamda evet. batonu. Şimdi bu yalnız Nasıl oldu anlat. bu batonlar çelik ya da alüminyum baton değil. Onu Hı. söyleyeyim. Karbon baton. Yani öyle hani çok insan tamam canını acıtır ama hani öyle kafanı kıracak gibi bir şey değil. Şimdi Kask bu falan var karbon mıydı sende? yok canım kask yok. Şimdi bu karbon batonlar da biraz pahalı bir baton. O zaman da Türkiye'ye yeni yeni geliyor. Biz de Ağrı'da bir yarışa gittik. Ağrı'da Küp Kıran diye bir yer var. Ağrılı kayakçıların çıktığı yer orasıdır meşhur. Küp Kıran Köyü. Hı.
Buradan hepsine selam gönderiyorum. Çok başarılı sporcular çıkmıştır orada. İsimlerini yani şu an saymaya kalksam sayfalar yetmez. Hepsini çok seviyorum. Hepsi selam gönderiyorum. Yollar açık Yani olsun, evet. bir kayakçı yeri, öyle söyleyeyim. Sarıkamış gibi düşün orayı da. Orada yaşayan çocuklar kayağa çok yatkın. Spora daha doğrusu çok Yine yatkın. fermuarına Orada değiyor bir yarış var. mikrofonun. Tamam. Orada bir yarış var. Kırdıyor. Gittik oraya antrenman yapacağız yarıştan bir gün önce. Sait Hoca var başımızda. Antrenmanda Önder Hoca önde gidiyor. Ben de onun arkasında, pisti tanıyoruz. O arada antrenman yapıyoruz. Tabii benim kayağım onun kayağına sürekli değiyor. Böyle takır tukur At ediyor böyle. disiplini mi bu? Yok. Kayaklı Ha, koşu. kuzey. Benim kayağım onun kayağına böyle değiyor. Ses çıkarıyor. Değdikçe ses çıkarıyor. Ama bu Sen ses insanın... itiraf et. Bilerek mi Ya bilerek değil ama hani ona yetişmek istiyorsun. Ona ayak uydurmaya çalışıyorsun. İster basıyordun? istemez çarpıyor. O annem büyüktü tabii. Tamam. Bu da Maşallah insanı biraz olsun şey yapıyor. Psikolojik olarak etkiliyor o ses. ya. Önder abi bana diyor ki Serkan diyor basma kayağıma. Ben diyorum tamam abi. Gidiyoruz basma oğlum kayağıma diyor. Ben diyorum tamam abi. Ama hep mütemadiyen temas ediyorum. Abi Önder de çok o zaman sinirli bir adam yani. Döndü abi o sinirle kafama batonu vurdu. Baton ortadan ikiye ayrıldı. Sadece tabi geldi mi? Eyvah. Sadece tabi Önder'e bir Sen ne kızıyor. yapıyorsun? Ben hiçbir şey ne yapacağım? Bir şey deme şansın yok ki. Biz de He. o zaman öyleydi tabi. O büyüğümüzdür onlar ne derlerse. Şeydir yani hani öyle bizde şey vardı yani asla itiraz falan yok. Ağlamak da yok. Yok ağlamak da yok. Saç tabi buna bir kızıyor. Ulan diyor başka Batona batonumuz kalmadı sen bunu da kırdın diyor. Her yarış mı batonu kırıyorsun? kızıyor. Ay, Tabi çok ya. şey. Ya Hani malzeme niye yok vurdun ama şimdi. arkadaşına demiyor da batonumuz yok başka diyor. Ya batonun malzeme yok. Ne diyorsun sen ya o baton? Kaç kişi kayıyor bir de biliyor musun? Yani şimdi Önder bitiyor yarışı. Sonra ben kayıyorum o batonla bir de yani öyle düşün yani. Ah Kayak ah ah. kayayla yarışıyorsun. Ben kaç defa Çupkıran'da mesela bir yarış vardı. Akif abinin kulaklarını çınlasın. Akif Demirkaya. O büyüklerde bitirdi Evet. yarışı. Sonra ben Ya. onu kayayla yarıştım. Ben de gençlerde onu kayayla birinci oldum. Bütün Küpkıranlar sonra Aa. ona biraz şey yaptılar. Tepki gösterdiler. Orada çok yarışan Küpkıranlı vardı. Ben onları geçince tabii. Mutlaka. Niye Bak kayağımı Serkan'a verdim falan yaptılar. Deniz ne yazmış? Eline sağlık Önder Hocam yazmış. Herkesin de senden Olsun bir cincik aynen şey. canımız ciğerimizdir. Sorun yok. Aa, hak etmiş diyor. Evet. Vallahi ne değişik anılar, ne değişik anılar. Bu arada Serkan'cığım YouTuber'sın. Hani bütün çocukların hayali. Kayakla Evet. ilgili videolarım var. 4-5 senedir ve bayağı YouTube'dan da para kazanıyorsun bu konuda. İlk Ya arkadaşlarının tepkisi ne oldu? Bunu yaptığın zaman. şimdi ben üretken bir adamım. Yani bir yerde olursam, bir şey yaparsam bir katkı yapmam lazım. Bir şeyler üretmem lazım. Böyle hani boş durmayı pek sevmiyorum. Şimdi ben kayak öğretmenliği yaptığımız için bunu Avrupa'da nasıl yapıyorlar? Bunlar nasıl öğretiyorlar? Bununla ilgili bir Turuncu kaynak montlu bir var mı? adam vardı. Bir video var mı? Bununla ilgili bir kaynak var mı diye araştırdım. Araştırmalarımda gördüm ki hiçbir Türkçe kaynak yok. Ve yabancıların yapmış olduğu videolarda ben açıkçası beğenmedim. Yani daha yüzeysel geçmişler. Sonra sen de biliyorsun bununla ilgili bir çalışma yapmaya karar verdim. Seninle de paylaşmıştım. Deniz de vardı o Evet, zaman yanımızda hatırlıyorsan. birlikteydik. Al koçlar Evet. dönemi, evet. Evet. Sonra ben Sarıkamış'a döndüm. Kayak eğitim videoları çektim. Orada Suat Güneş var Sarıkamış'ta. O da benim kameramanlığımı yaptı orada. Sonra bir video çektim. Akşam gittim eve beğenmedim bunları. Baktım tırt. Beğenmedim. Ertesi gün Suat'a telefon açtım. Dedim ki Suat bir daha Patates gideceğiz dedim. Bir daha gideceğiz video yapacağız dedim. Neyse gittik beni. ama dağda hiç kimse yok. Bir güzel hava var. Kuş cıvıltıları falan böyle. Gittik Oh, videoları çok da çektik. güzel videolar hakikaten. Tabii. Güneşli böyle Sonra hakikaten. Turgay Hocam hoş yayınladık. geldin. Sonra yayınladık. Asıl var ya yayınlamam gereken kamera arkası. Yani yayınlamadıklarım. Ay. Bak böyle bir komedi yok. Düşün dağ Sarıkamış'taki pist belki 200 metre genişliğinde yani. Düşün o kadar geniş. Biz pistin kenarında ağaca sıfır. Kimseyle bizi rahatsız etmesin hani kayanlar. Orada video çekiyoruz. Suat da Evet. benden 2 metre uzaklıkta düşün. Video çekiyor ya yakın ses kulaklık bize Evet. mikrofon falan yok. Çok da uzak değil. Abi adam Seyfullah Bayraktar'ı burada görüyorum. Kendisi çok başarılı bir sporcu. Kendisini çok Evet. örnek almışsındır. Selam Seyfullah gönderiyorum. Hocam hep burada. Her zaman Seyfullah bizi hiç Bayraktar. Evet. bırakmadı şu ana kadar. Teşekkür ederiz. Evet. Abi adam geldi. Ortamızdan geçti.
Bak koca pist var 200 metre. Yer yok sanki. Tabii yer yok sanki. Ben de ders anlatıyorum. Ama birden tepkim tabii benim şey oldu. O ara biraz argo oldu. Ay senin ben kayağını falan. Çekiyor musun oğlum? Kayıtta mısın falan yaptım. Abi kayıttayım falan. Düşün yani böyle şeyler var. Bunları yayınlayamadık falan. Sonra Küfürler dizi dizi tabii incisi. kulaklarını bayağı çınlattık tabii kimdiyse bilmiyorum artık. Sonra tabii çok olumlu şeyler aldım bununla ilgili. Geri dönüşler aldım. Sonra bir de Evet. snowboard eğitim videoları çektik. Orada da Çektin sağ geçen olsun sene, evet. iş ortağım Serkan Yurdakul videoları çekti. Çok Ondan emeği var evet sonra. o videolarda Evet. biliyorum. Çok olumlu tepkiler aldım ama bizim meslektaşlarımızdan bazıları da hani ne gereği vardı? İnsanlar buradan öğrenecekler. Kayak kayamayacaklar gibi eleştiriler de aldım. Ama büyük çoğunlukta olumlu bir eleştiriydi. Evet. Olumsuz eleştirenlerin çoğu zaten dijital dünyayla pek haşır neşir olmayan Bence hocalarımızdı. zamanında yakaladığın bir anekdot. Çünkü Yani zamanında yakaladın. Çok güzel başarı elde ettin orada. Türkçe hiçbir kaynak yok. İnsanlar ve bu Avrupa'da yapılanlar var İngilizce yani kayak ama bizimki kadar Gerçekten teferruatlı değildi. ihtiyaç olan bir hizmet aslında. Evet, Ben yani birçok oradan arkadaşım o İzleyip geldi yani daha ben biliyorum. Evet, oradan belli dönemlerde Google hesaba biraz harçlık atıyor sağ olsun. İzlenme Evet payı, çok reklam güzel. payı. Tabii bunların tamamı da Hamza'nın spor masraflarına gidiyor öyle söyleyeyim. Üstün hoş geldin. Geç kaldın Üstün. Hoş geldin hocam. Serkan'cığım evet. Bir de şöyle çok güzel oldu ve bütün kayak hocalarına tahmin ediyorum tavsiye ediyorsun böyle bir şey. Evet. Şimdi kayak hocaları demişken biraz kayak öğretmenlerinden bahsetmek istiyorum iznin olursa Didem. Seve Zamanımız da seve çok geçiyor. buyur. İnsanlar da Ama daha var sıkılmıştır. benim. Hayır, kimse sıkılmadı. Ya Buradayız. sıkılmış olabilirler insanlar çok Peki. şey gerek yok Tamam. diyorum. Bilmiyorum sen daha iyi bilirsin. Şimdi kayak Tamam. öğretmenleri derneğimiz var biliyorsun Bursa Uludağ'da. Evet. Biz bu oluşumu çok önemsiyoruz. Türkiye Kayak Federasyonu olarak da çok destekliyoruz kayak öğretmenlerini. Ben hem kendim Federasyon Yönetim Kurulu üyesiyim, aynı zamanda bir kayak öğretmeniyim. Evet. Bizim şimdiki sporcularımızın hiçbir iş yapmasa bile eninde sonunda dönüp dolaşıp gelecekleri adres kayak öğretmenliği adresi. Bu çok güzel bir meslek. Bizden önceki hocalarımız çok layıkıyla bu mesleği sürdürmüşler. Biz de sürdürmeye devam edeceğiz. Bizden sonrakiler de eminim bunu aynı kararlılıkla sürdürecektir. Harikasınız. Orada bir dernek binamız var. Çok güzel. Sen de biliyorsun. Evet, çok Özellikle seviyorum. oraya gelen tatilcilerimiz buradan çok istifade ediyorlar. Evet, bir Sana information gibi hizmet veriyor hakikaten. tabii. Yine aynen Uludağ'daki kayak öğretmenleri arama kurtarmada çok faydalı. Aktifler, evet. Evet. Yani dağın olmazsa olmazları kayak öğretmenleri. Buradan Evet. bir kez daha kayak öğretmenlerini bize emeği geçmiş kayak öğretmenlerine, ebediyete intikal etmiş kayak öğretmenlerine herkesi şükranla anıyorum. İyi ki bize Evet. böyle bir güzel zemin hazırlamışlar. İyi ki kayak öğretmeniyim. İyi ki kayakçıyım. Bundan çok mutluyum ve Helal olsun. gururluyum. Yolunuz açık olsun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bitti mi? Yani Tamam dur. Dur bitti zaman dur. kısa Bitti gidiyorum dedim. tamam. Kısa gidiyorum. Harikasın tamam. Şimdi şey. Bir bakayım bir dakika. Bisikleti de çok seviyorsun bu arada. Tabii Küçücük bahsedelim. bisiklete binmeyi çok seviyorum. Sarıkamış'ta çok bisiklet turları yapıyorduk Cibiltepe'ye. Gerek ben Evet. kimseyi bulamayınca, benim telefonlarıma cevap vermeyince ben solo tırmanış yapıyordum. Ama Aynen. genelde ekibi toplayıp gidiyordum yani. Evet. Bütün Bir Sarıkamış'taki de bütün parkurları falan yapıyorduk yani. süper ormandan videolarını izliyorduk. Şimdi Evet. sizin kayak öğretmenleri ay konuşmaktan boğazım kurudu. Çanak sisteminiz var. Dağda da bu. Çoğu kayak Ara ara okulunda ara var. ara ara yapıyoruz. Bazı okullar yapıyor, bazı Oluyor. sistem Aynen. oluyor. Yani Sonra yapan var, bazen de yapmayan var. evet sonra bazen arkadaşça da yapıyorsunuz galiba.
Böyle hani çanak Evet. yapalım mı bugün gibi. Evet, Sonra yapıyoruz. öyle bir Oğuz'la bir de yine Önder Hoca'yla bir çanak yapmışlığınız var galiba. Bizim Uyanıklar. Sarıkamış'ta tabii çok çanak çalışırdık eskiden. Çünkü Evet. müşteri az. Herkes eşit parayı kazansın falan. Böyle bir şey olsun Evet. diye çanak sistemiyle çalışırdık. Tamam. Ama çanağı fazla uzatamazdık tabii. Sömestre bitti mi bozardık çanağı. Dedik ki çanak bozuldu. Hı. Bu defa çanak içinde çanak Hı. oluşurdu yani. İkili, üçlü böyle küçük çanaklar. Neyse biz ben Önder abi Oğuz genelde çanak olurduk yani. Çanak Tamam mı? yapmaya karar Üstün olurdu arada. verdiniz. Üstün dağlardan bir kişi alırdık. Herkes Parada olunca konuyu iş biliyor galiba. karışırdı. Millet hemen gözyaşlarını gülmeye Tabii. başladı Şimdi zaten. üstün dağlardan bir kişi alırdık. İki kişi oldu mu ortalık karışıyordu onlardan. Bir kişi o da Eyvah, üstün onlar da geliyordu. çok Üstünü kalabalık. alırdık. Tabii hangi birini alacağız abi falan. Kenan Ondan Ören sonra bir çok gün selam söylüyor Hakkari'den. çok Lütfen çok selam söyle söylüyorum. demiş. Kendisi Hı. benim çok yakın arkadaşım. Atlamayayım. Milli takımdan Evet. arkadaşım. Kendisini çok Çok seviyorum. bahsini Kendisi geçirdik. Sarıkamış'ta okudu. Beden eğitimi öğretmenliği okudu o da. Heh. Kendisi şu anda milli takım antrenörümüz. Türkiye Kayak Evet. Federasyonu'nda. Kendisine çok selam söylüyorum. Aynen bak Üstün çok gülüyor şu anda. Hadi devam et Başak falan hepimiz bekliyoruz. Aynen. Şu Neyi çanağını bekliyorum? anlat. Şimdi Çanağı çanak anlatacaksın da üçümüz. Heh. şimdi Oğuz ben şey yaptık bir ara çanak Önder Vakıfız. abi. Hı. Orada şimdi Önder abi derste biz de güya çanağız. Ama biz şehirdeyiz. Arıyoruz Önder abi neredesin falan. Ya ben şu an bir yerdeyim. Neredesin efendim? Biz dağa gideceğiz. Ha, öyle mi? Ben de dağdayım falan. Oraya gelin tabii. Heh. Biz de neyse gittik Önder abi derste. Abi Heh. derstesin iyi çok güzel zaten çanağız ya hesapta. Heh. Ondan sonra Önder abi çalışıyor da biz Heh. yatıyoruz. O çalışıyor biz yatıyoruz. Neyse en son parayı bölmeye geldi. Ha bu çalışıyor ama biz hiçbir şey yapmamışız. Geldi böyle yaptı şimdi parayı koydu masanın üstüne. Bir tomar Böyle baktı. para. Bir tomar parayla geldi. Böyle baktı. Dedi Oğuz ne kadar lazım? Dedi abi telefon faturamı yatırman Çanağa lazım. Dedi bak. dedi sana ne kadar lazım? Dedi ben dedim böyle olmaz dedim abi dedim ben yarı yarı yapacağız. Çanak. Dedi ne? Evet. Dedi nasıl yarı yarı yapıyoruz ya? Dedi hep ben çalıştım. Dedim abi bize de Hı. verseydin biz de çalışırdık. Sen hep kendin yaptın falan yaptın tamam mı? Neyse bu. Ya Önder abi baktı böyle baktı. Dedi sen bu parayı almıyor musun? Hani Talip'in portakal işine döndü. Dedim alıyorum abi. ya. Aldım Bak bu böyle. çanaklar çok komik ya sizin Bir hakikaten defa yani. da üstünle çalarız. Üstün sabah kalkıyor. Ama ikinci bir üstünde olmaması lazım ya. Gizli gelecek. Kayak kıyafetlerini alıyor. Atlaya geliyor ama böyle parmak uçlarında böyle ses çıkarmadan o ara Serdar ya da Kürşat ayağından yakalıyor. Nereye gidiyorsun? Çana. Yakala. Ay. Ey Allah ya. Vallahi. Dur bakayım şimdi. Süper. Dur bakayım. Hı. Bir de şey senin çok bıkmış Hamza ormanda çalışma hikayelerinden, Ya bu çok komik. Şimdi ormanından. Hamza'yla ben çok uğraşıyordum. Mecburen yani spor yaptırıyorum, her yere götürüyorum. Ama tabii yaptığı hiçbir şeyden de ben çok mutlu olmadığım için yani ne yaparsa yapsın hani daha iyisini bekliyorum. Ben de öyle bir şey var yani. Her şeyin bir Evet. daha iyisi vardır yani. İnsanoğlunun yapabileceklerinin sınırı yoktur Hı. biliyorsun. Ben böyle yapıyorum tabii onu eleştirirken. Lan ben senin yaşındayken ormana gidiyordum. Ormanda şunu yapıyordum. Ormanda bunu yapıyordum. Ağaç Evet. kesiyordum falan. Hı. Ama hep ormana gidiyordum da başlıyormuşum. Ben de farkında değilim. Evet. Sonra annesine böyle yapmış. Bir gün yine dedim lan ben senin yaşındayken ormana gidiyordum. Çıktım evden. Bir dönmüş Hı. annesine yapmış. Ya bu da bunun da orman hikayeleri beni yedi arkadaş ya. İyi ki bir ormana gitmiş. Hay Hamza'nın gözlerinden öpüyorum. Bak çok güzel bir yazı geldi. Bakalım ne yazı. 19 Mayıs'a çok yakışan bir program oldu. Emeğinize sağlık. Atatürk'e layık sporcunun zeki, çevik ve akıllısına çok iyi bir örnektir Serkan Hoca. Başarıları daim olsun diye. Evet. Sahip değerecek değil seni yani. Bülent abi Evet. Sarıkamış'tan arkadaşımız. Yani arkadaşımız derken yaş olarak benden büyük. Çok onunla da Abimiz. çok çok anılarımız var. Kendisi çok iyi bağlama çalar. Ondan Oo, en sonra çok sevdiğim. sesi çok güzel, inanılmaz. Erdal Bu Erzincan'ın sene öğrencisi gidecektik şu kendisi. Sarıkamış'a ya. Şu Aa, Covid olmasaydı kendisi Nisan'da oradaydık. kendisi 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 Erdal Erzincan'ın öğrencisidir. Onun kursuna falan gitmiş. Ses çok güzel. Aynı zamanda Hı. iç mimar.
Hatta onunla da ilgili bir anımı anlatayım istersen. Çok isteriz. Şimdi Nesim abi vardı, Deniz Kaya'nın amcası. O çok iyi bağlama çalardı. Böyle ama bağlamayı çok hırçın çalardı son zamanlarında falan. Allah rahmet etsin. Bağlama gördüm dayanamazdı böyle. Hep çalmak isterdi. Onun bağlaması da biraz eskimiş tabii. Uzun yıllar o da Almanya'da falan sanatçılık yapmış yani böyle bayağı. Ondan sonra Bülent de kendine çok iyi bir bağlama almış şeyden. İstanbul'dan. O zaman da Erdal Erzincan'ın kursuna gidiyor falan. Geldi bize çalıyor şimdi kafede. O zaman bizim bir kafemiz vardı. Kafe Nazlıcan diye. Biz işletiyorduk orayı. Dayımın da ben işletiyordum tabii. Orada bize Kız çalıyor. kardeşinin adını mı verdiniz? Evet. O ara şey geldi. Nesim abi geldi biraz dinledi bizi. Ah Dinledi. Sevinç'im hoş geldin. Nesim abi biraz bizi dinledi. Dedi ki dedi babuş dedi versene o sazı ben biraz çalayım dedi. Bülent'in içi gidiyor yalnız bağlama sıfır. Nesim abi de biraz hırçın çalıyor bağlamayı. Aldı başladı çalmaya. O tırnaklarıyla vuruyor onun üstüne polyesterine falan ama mükemmel çalıyor tabii. Bülent'in içi gidiyor. Saz bağlama çiziliyor. Bülent böyle yaptı. Onun kişinin kısa sap bağlama var. Bir de uzun sap bağlama var. Nesim abi uzun bağlama sap çalıyor. Bülent'inki de kısa sap. Bülent birden dile geldi. Dedi Nesim abi sana uzun sap çalmak daha iyi yakışıyor. Bağlama falan. Ay vallahi Abi ya biz hepimiz oradan harika. böyle yapıyoruz. Olur mu Nesim abi sana kısa sap daha yakışıyor falan. Sen bunun bir akortunu da yaparsın falan. Ya sakın. Esasında burada notlarım da yok ama Muhittin abinle de çok büyük anılarım var. Çok gerçekten bu kadar böyle komik anılarım var. Aklına hemen gelirse bir tane anlat Muhittin hocam burada mı bilmiyorum ama. Tamam aklıma gelirse Muhittin abiyle Onun ilgili böyle anlatırım kıvrak ya. zekasıyla Yahya Hoca anlattı geçen akşam diyor ki Muhittin diyor her şeyi bilir diyor. Her şeyi bilir o diyor. Ha Hiç dur bilmediği bir şey. hemen çok güzel çok güzel bir şey anlatayım. Öyle kulağını Şimdi çınlatmıştık. Muhittin abi hakikaten her şeyi bilir. Tamam, her şeyi bilir. Onun bilmediği bir şey Öyle mi? yoktur. Aynen. Yani Ne güzel. maden mühendisiyle kömürü tartışır. O derece. Bir gün yolda geliyorlarmış. Tabii bu hikaye yalnız çok kızıyor bak söyleyeyim. Sonra bana kızarsa sorumlusu sensin. Bir gün yolda Eyvah. geliyorlarmış arabayla. İşte araba bozulmuş. Biri demiş Tamam. ki tamirci çağıralım. Biri demiş ki işte arabayı çekici çağıralım. Biri başka bir şey demiş. Bir de demiş ki ya Herkes de ne hikayeyi biliyor tabii demiş. ya. Bir de demiş ki ne gereği var ya demiş. Muhittin şimdi yapar. Muhittin abi inmiş arabadan. Arabanın kaputunu açmış. Böyle bakmış bakmış. Demiş ben dizel arabadan anlamıyorum. Allah ya. Süper. Benzinli olsa yapacak. Harika ya. Vallahi ay bu anılar çok güzel, çok. İyi ki buluştuk burada. İyi ki bu platformda anlatıyoruz. Evet. Çok eğleniyoruz. Şimdi çok enteresan bir karaktersin. Çünkü 24 yaşında ve Türkiye'nin en genç kayak öğretmeni olmuşsun. Ben bunları senin dışında başka yerlerden inceledim. Bak Sevinç geldi. Sevinç'i biliyorsun. Sevinci biliyorum. Çok selam Kıymetlimiz. gönderiyorum. Aynen çok Evet. kıymetlimiz. Ona inşallah kayak öğreteceğim. Öyle bir şeyim var, sözüm var. İnşallah. İnşallah. Ve 2005 yılında 24 yaşında kayak öğretmeni olmuşsun ve 14 yıldır kayak öğretmenliğinde hala genç kadrodasın. 2004 yılında kayak öğretmeni oldum. 24 yaşında hakikaten en genç kayak öğretmeni bendim o zaman. Genel anlamda da en genç hocalar içerisindeyim. Benim gibi genç hocalar var. Atınç Hoca'lar Yüce falan, Hoca Yüce da varmış. Hoca. Bak Yüce Tabii Hoca tabii Yüce yazıyorlar. Hoca, Atınç Hoca. Onlar Yazalım benden burada. daha... Unutmayalım. İşte aklıma gelenler şu an ilk aklı Ahmet Küçüklükücü Hoca, Atınç Taşdemir. Yani böyle birçok öğretmen var. Şimdi aklıma ilk onlar geldi ilk etapta. Yüce Hoca diye bahsettik. Ben de onlardan biriyim. 24 yaşında. Zaten 24 yaş sınır. Yani 24 yaşından gün almadan kayak öğretmen olamıyorsun şu an. Yani öyle Evet, bir süper. mevzuat var. Ben de işte tam tesadüf Şubat'ta 24 oldum. Mart'ta kursa girdim. Orada öğretmen oldum işte. Ondan sonra 2005 yılında Uludağ'da çalışmaya başladım. Harika. Serkan, son böyle komik bir anı yine isteyeceğim senden. Şimdi böyle ara ara sen aslında burada ciddi bir şey konuşuyorsun. Ama ben burada notlarıma bakıyorum ya orada gülme geliyor. Kusura bakma. Futbol oynayan bir arkadaşım varmış Yıldıray. Ailesini aramışsın. Ya Yıldıray çok yetenekli bir çocuk.
Evet. Sol ayak müthiş Hı. falan. Sonra ben ama Sarıkamış'ta Soracağım Serkan'cığım. Hı. Ronaldo olsan ne olur ki yani? Seni kim görecek? Öyle bir Ha, şey eyvah. geliyor bu. Gerçi şimdi Bursa'da oturuyor Yıldıray ama tabii zamanı da O geçti artık zaman yani. geç kaldık. Sonra ben aradım Hı. şeyi Yıldıray'ın Hı. annesini telefondan dedim ki ben işte hangi sporun işte yöneticisiyim dedim. Hı. Dedim oğlunuzu izledik çok beğendik. Onu transfer edeceğim Ay. dedim. Yarın geliyoruz falan. Hı. Telefonu kapattım. Abi bunlar bir hazırlık yapmışlar. Yemekler, Ne yemekler. heyecan. Çocuğu Ondan yıkadılar, sonra akladılar, tabii kıyafetler falan almışlar. pakladılar, Yeni spor ayakkabılar falan. Ne gelen var giydirdiler. ne giden var. Abi. Ah. Abi Ay. sonra öğrendiler benim olduğumu ama Yıldıray'a yaradı yani. Bayağı spor ayakkabı, işte krampon, eşofman falan takım dizmişti yani. Ay harika vallahi ya. Serkan, Uludağ'dan bahseder misin biraz? Uludağ'dan bahsedeyim. Uludağ biliyorsun kış turizminde Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi. Biz çok severiz Uludağ'ı. Çok fazla çeşitli pistler var. Her seviyeye uygun. Herkesin kayabileceği tesis şey var, pistler var. Bir sürü mekanik Evet. tesis var. Tabii bunların birçoğu Evet. yenilenmesi gerekiyor ama mevcut haliyle de çok iyi iş görüyor. Hı Bence Uludağ potansiyelinin çok altında şu an. Yani %100 hı. potansiyelinin çok altında. %30 potansiyelde olduğunu düşünüyorum. Gerekli yatırımlar yapılırsa Uludağ tekrardan Türkiye'nin değil Avrupa'nın en önemli kış turizm Göz bebeği merkezlerinden olur. birisi bence. İnşallah. Yani biz Avrupa'da bir sürü kayak merkezi gördük. Sana şunu Hı. söyleyebilirim. Uludağ yeri bambaşka. Yani Avrupa'da böyle bir kayak merkezi yok. Bunu dediğim zaman bazı insanlar gülüyor, komiğine gidiyor. Hani öyle sadece şey zannediyorlar. Böyle çıkacaksın, downhill pisti olacak. O zaman iyi bir kayak merkezi gibi düşünüyorlar. Ben olaya öyle bakmıyorum. Herkesin her seviyede kayabileceği, Hı. ulaşımın kolay olduğu, otelden çıkıp kayak takma imkanının ne kadar kısa olduğu, bunlar çok önemli. Evet. Yani bunlara bakmak lazım. Geliyorsun otele, kayak pistine ne kadar kısa sürede çıkabilirsin? Bunlar aslında kış turizminde çok önemli faktörler. Yani insan alıp Evet. kayağı sırtında yürüyerek gitmek istemez hiçbir yere. Uludağ'daki Bir de hava oteller koşulları oradan çok sert de değil. hava koşulları gayet güzel, çok sert Güneş değil. hep böyle bir güler yani Evet, arada. gayet iyi. Yani onun için Uludağ'ın çok büyük bir potansiyeli var ve mutlaka karlandırma, suni karlandırma artık gerekli. Yani bu Uludağ için de Hı. gerekli, Sarıkamış için de gerekli. Özellikle Sarıkamış'ta Evet. yapılırsa suni karlandırma sezon Kasım ayı itibariyle başlar. Sezonun Kasım ayı itibariyle başlaması demek Avrupa'ya giden bir Hı sürü hı bizim kayak hı. okullarımız var Türkiye'den. Evet. Bunların hepsinin geleceği adres orasıdır. Ve bir ciddi bir ekonomik getirisi olacaktır bunun. Bunu Hı Erzurum yaptı. Çok başarılı oldu. Bir hı. Aralık Hı. itibariyle kar garantisi veriyorlar. Çok güzel. Biz hepimiz çoğu zaman sezonu Evet. Erzurum'da açıyoruz. Bunun öncülüğünü yaptılar. Çok tebrik ediyorum kendilerini. Aynı Evet. özveriyi diğer kayak merkezlerinden bekliyorum. Özellikle Sarıkamış'ta olursa Sarıkamış'ta Erzurum'dan biraz daha önce sezon açılabilir. Çünkü orada hava daha erken soğumaya başlıyor. Zaten normal şeyde bile akışında bile 29 Ekim'de falan kar yağıyor. Tabii 29 Ekim'de Evet. yağan kar çok yüksek olduğu zaman sezon açılıyor. Ama bazen her zaman o kadar olmuyor. 10 santim 15 santimde kalıyor. Bunu suni Hı. karlandırmayla falan desteklenirse çok erken açılır sezon. Bu da tabii kış turizmi için büyük bir getiri. Kış turizminde asıl getiri sezonu uzatmakta değil, erken Aynen. açmakta. Çünkü Hı Mart'tan sonra artık insanlar yaz şeyine giriyor, hı. Hı. programlarına giriyorlar. Onun için biraz şey olur. Yoksa bizim ülkemizde Aynen. Nisan Mart sonu Nisan 15'ine kadar hatta doğuda Erzurum'da Sarıkamış'ta o Nisan'ın 15-20'sine kadar sezon devam edebilir ama insanlar artık yaz moduna girdiği için sezonu bunun için ne yapmak lazım? Sezonu erken almak lazım. O zaman da insanlar Evet. kış şeyine girdiği için yani bu suni karlandırma işini çok önemsiyoruz. Çünkü yarışlarda da suni karlandırma artık gerekiyor. Biliyorsun doğal karda, yumuşak karda özellikle alt disiplini snowboard bu tip yarışları yapmak biraz sıkıntılı. Hem ilk çıkan son çıkan sporcu arasında bir
parkur dezavantajı oluyor. Hem de düşen bir sporcu için sakatlanmalar oluyor. Yumuşak karda sakatlanmalar daha çok oluyor. Hem sporcu sağlığı açısından hem de eşit mücadele açısından FIS'te zaten böyle bir kuralı var. Uluslararası ve büyük yarışmalarda doğal kar olsa bile suni karlandırmayla yarış yapmak istiyor. Bununla ilgili de talimatlar var. Ya da onu, o karı o hale getiriyorsun farklı düzeneklerle. Onun için olması gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi Uludağ'ın ben hala yatırıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Uludağ'ı seviyoruz. Evet. Orada kayak yapmak çok güzel. Hakikaten evet. Çok güzel. Karinla'da çalışıyorsun. Karinla'da çalışıyorum. Şaban hocalarla, Erdoğan hocalarla beraber. Ben de Fahri üyeniz gibiyim zaten. Aynen. Sağ olsun. Siz bana da kapınızı açıyorsunuz. Biraz ekibinizden dahil. Bütün ekip seni burada bak. Hepiniz buradasınız. Herkese buradan selam söylüyorum. Ekibimiz şöyle. Tabii başta Şaban hocamız. Necati Elçi. Kendisi çok başarılı bir kuzey kayakçısı. Doğan Baynal var. Kendisi çok iyi bir alp kayakçısı. Çok başarılı bir kayakçı. Erdoğan Çağla yine kendisi iyi bir kayakçı. Biliyorsun. Başak Hoca var. Kendisi kızlarda şampiyon göz bebeğiniz. Sporcu. Tabii evet. Göz bebeğimiz. İyi sporcu. Serkan Yurdakul yine Can kardeşimiz. O da kuzen. O da iyi bir kayakçımız. Başarılı bir sporcumuz. Evet. Cüneyt Öyel var. Cüneyt Öyel hocamız. O da kendisi evet. Çok saygın bir kişi. Beden eğitim, aynı zamanda beden eğitim öğretmenidir. Evet. İyi bir eğitim. Deniz Kaya var. Deniz Kaya var. Evet. Tamam. Tutyeli'nde deniz kafemiz var. Ekipten kimse unutmadım değil mi? Remzi Aktaş var. Remzi Aktaş o da çok başarılı bir sporcudur. Hasan Çağla var. Erdoğan abinin büyüğü. Herhalde. Bunlar çok benziyor birbirine. Evet. İki kardeş. Siz Özkan gibi senle. Aynen. Ekibimiz çok güzel. Çok iyi çalışıyoruz. Harikasınız. Şartlarımız da çok güzel. Pardon. Murat, bir de kayak odanız çok bakımlı. Bir dakika. Murat Kınayımız var Bitlis'te. O da eski sporculardan, başarılı bir sporcu. Harika. Turgay Köse var. Benim o da arkadaşım. Turgay'a bir unutuyorum bak. Turgay Köse var biliyorsun. Turgay bile çok Turgay'ı söyledin mi geldi bana? Yok söylememişim bak. Turgay'ı unutsaydın çok saçma olurdu. Turgay abi benim o da arkadaşım biliyorsun. Kendisini çok severim. Evet. Çok başarılı bir çok sporcu. Çok saygın. Turgay abi. Bursa'da, Uludağ'da bugün geldi. Kendisi de, hep etiketledik kendimizi. Evet kendisi de Bursa'da işletmecidir aynı zamanda. Aynen. Benim çarşıda başarılı. Kapalı çarşı komşum. Evet. Maşallah devam ediyor. Bir gidemedik değil mi? Bu inşallah bu pandemiden sonra açılırsa... Biraz İran'da açılıyorlar galiba. Kendisine gideriz ziyarete. Uzun zamandır evet. Orada kapalı. İpekhan'da zaten. Değil mi? İpekhan'daydı. İpekhan'da değil ya. Şeyde. Neyse, dedim tam olayı değişti. Şimdi. Turgay'ın hanı. Diyelim. Tamam peki. şimdi... Kozahan olabilir. Hayır Kozahan çok uzak ya. Öyle mi? Dur söyleyeceğim ben şimdi sana. Dur aklımıza gelir şimdi. Uludağ. Taşan. Bir de hayır Taşan değil canım. Ay Serkan ne bilsin Yurdakul ne han olduğunu. Tamam. Oradan Taşan diye kandırıyor. Biz oraya Turgay han diyoruz. Turgay aynen. Evet. Şimdi bir de kayak hocaları yani Uludağ'daki kayak öğretmenleriyle ilgili de konuşalım biraz. Biraz değindik. Yine değinmek istiyorum. Evet. Biliyorsunuz Kayak Öğretmenleri Derneği 1968 yılında Pirinçan. Pirinçan evet. 1968 yılında kurulmuş bir dernek. Belki de Türkiye'nin ilk kurulan sivil toplum kuruluşlarından biri de olabilir. Evet. O zamanki hocalarımız işte Mahmut Eroğullar, Kerami Sakarya, Cevdet Çakar, Bahattin Topal tam şey yapamıyorum şu an. Hayır seni bekledik Özkan'cığım. Anlatacağız. Hı. Emeği geçen o zamanki büyük emeği geçen hocalarımızdan hepsinden Allah razı olsun. İyi ki de bu oluşumu yapmışlar. Evet. Bu çok çok saygın bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta
Herkes oradaki çocuklarını getiriyor, bize emanet ediyor. Günümüz şartlarında bir insanın çocuğunun birine emanet etmesi çok zor bir şey. Neler Evet. duyuyoruz, neler görüyoruz. Biz bu konuda sicilimiz çok temiz. Kayak öğretmenlerinin. Herkes gönül rahatlığıyla çocuğunu, eşini, dostunu bize emanet ediyor. Biz tabii hepsine kendi kardeşimiz gibi, Evet. Esas siz çocuğumuz zaten gibi öğretici yaklaşıyoruz. olarak geçiyorsunuz. Ne kadar güzel bir terim Tabii. yani. Tabii. Aslında kayak öğretmeniyiz biz normalde. Yani öyle geçiyor eskiden. Sonra bir mevzuat değişikliği olunca kayak öğretmenlerinden tabii çok beden eğitimci var benim gibi. Pedagojik formasyon dersi de aldıklarına dair belge istemiş şey. O zamanki spor eğitimi dairesi başkanı. O zaman da bizim kayak öğretmenler pek ciddiye almamışlar bu işi. Sonra öğretmenin tanımı pedagojik formasyon dersi alması gerekiyor biliyorsun. Hani bununla Evet. ilgili. Ondan dolayı kayak öğreticisi demişler. Mevzuata öyle girmiş. Ama tabii ki bizler bizim yaptığımız işin asıl adı kayak öğretmenliği. Hakikaten çünkü hepimiz Tamam. aynı zamanda öğretmeniz. Yapımızda bir sürü akademisyen var. Hocalar var. Bunların hepsi okumuş, kültürlü, Çok da güzel alaylı, temsil ediyorsunuz minisporlu. bence. Tabii. Kayak öğretmenliği dediğim gibi bizim için önemli. Bizim mesleğimiz. Bu mesleği elimizden geldiği kadar yukarı taşımalıyız. Çünkü arkamızdan gelen bir sürü nesil olacak artık bu yine bu işi yapan. Onlara güzel İnşallah. bir miras bırakmamız lazım. Herkes Uludağ'da geliyor. Evet, otellerde çalışıyoruz, kayak okullarında çalışıyoruz. Ama mutlaka bütün kayak öğretmenlerinden ricam kayak öğretmenleri derneğine gerek aidatlarıyla gerek şeyleriyle desteklerini devam ettirmeleridir. Evet, çok tebrik ederim. Yolunuz açık olsun diyorum. Son sana Teşekkür ediyorum. sorum. Güler'in sana biraz önce yayını kesip verdiği notta ne yazıyordu? Ya Burası çalkalanıyor onu yani. Deprem anlayamadım. oldu burada. Ozan'ı anlat dedi ama şimdi Ozan diye bir sporcumuz vardı Sarıkamış'ta. Onu mu anlat diyor. Eğer onu dediyse onunla ilgili hemen bir anı anlatacağım. İşi bitireceğiz. O zaman bir dakika anlatırken sen madem onu belli ki Serkan Yurdakul, Önder falan Özkan falan şey yaptı. Bir de Netflix'e üye oldun mu? Netflix'e üye olmadım. Serkan'ın üyeliği var zaten. Onu kullanıyorum. Bak yazmış Özkan ne olduğunu. Olsan Evet. değiş. Evet, görüyorum yazıları Başak Hoca. Özkan yazdı, evet, Oğuzhan Beyiz. Hadi anlat şimdi neymiş bakalım merak ettim. Şimdi bu Yayın başından beri bu talep ediliyor yani. Oğuzhan Beyiz bilmiyorum hangisini istiyorlar ama ben bunu anlatayım. Şimdi Evet. Oğuzhan Beyiz iyi bir sporcu, başarılı bir sporcu ama böyle biraz problemi var. Çok iyi göremiyor. Kendisi de şu anda beden eğitimi öğretmeni Bursa Karacabey'de. İyi de Tamam. tenis oynuyor. Şimdi bunu bir yarışa götürdük işte. Bir Türkiye Şampiyonası'na gittim. O zaman ben antrenörüm. Ozan da yarışıyor. Isparta Evet. Davraz'da yarış. Müthiş bir sis var. Senle biz Uludağ'da gidip geldiğimiz sis vardı ya, hatırladın mı? Sizi götürdüm getirdim. Göz gözü Vallahi görmüyor. ölümden döndük bence. Evet. Ah ah. Aynen Sağ öyle bir olasın sis sayende var. kurtulduk. Bak aynen öyle bir sis var. Göz gözü görmüyor. Abi şimdi bu yarışmada da saniyeli çıkış var. 30 saniye arayla sporcular çıkış alıyor kayaklı koşuda. Evet. Ama herkesin derecesi ayrı ayrı tutuluyor. Bu Ozan 30 saniye önünde çıkan bir çocuğu yakalamış. Ama geçip gitmiyor. Onun arkasında devam ediyor. Şimdi o çocuğun temposu düşük olduğu için bu da geride Evet. kalıyor. Ben buna kızıyorum benim yanıma gelince. Ulan diyorum geçsene adamı işte. Ne onun arkasında uyuyorsun sen falan yapıyorum. Benim yanımda geçiyor Tamam. adamı. Yarış 4-5 tur düşün. Küçük bir tur yapmışlar. Sis var diye 4-5 tur yarış. Abi bir tur sonra geliyor yine aynı çocuğun arkasında. Abi ben buna Ah. yine bağırıyorum. Ulan geç adamı falan. Geçiyor. Bir tur sonra abi yine aynı yerde. Orada da Ali Ah. Yılmaz diye bir abimiz var. Ağrı'dan, o da çok iyi bir sporcu. Kendisine kulaklarını çınlatmış olalım. Ali abiyle de ben beraber yarış izliyoruz. Sonra ben buna bir daha kızınca ulan geçti çocuğu falan. Birden döndü bana baktı. Görmüyorum pisti, görmüyorum. Görmüyorum böyle yaptı bana. Deyince Ah. ben tabii bir şey diyemedim artık. Tamam dedim oğlum, onu takip et. O nereye gidiyorsa sen de oraya git falan. Sonra Ah, Ali ah. abi döndü. Ali abi döndü bana böyle yaptı. Ulan Serkan çok iyi sporcu bulmuşsun. Bulmuşsun da gözleri görmüyor. Yazık ya.
Ya yolu açık olsun Umber. Aynen, yolu açık olsun abi. Evet Serkan Taş. Gerçekten gençlerin önünde doğru bir rol modelsin. Seni şimdi tebrik ben, ediyorum. Şimdi ben bir giriş konuşması aslında yapacaktım. Sen çok hızlı girince onu evet. yapamadın. Ben şimdi haklısın. Öncelikle Sayın Başkan Ali Oto'ya ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bu projeyi gerçekten herkes çok destekledi. Kendisiyle 2 yıldır birlikte özveriyle çalışıyoruz Ali Başkan'la. Birçok Evet. olumsuzluklara rağmen gerektiği anlarda elini taşın altına koymak suretiyle tabii bu maddi manevi yani o yönde Hissediyoruz onu, aynen. o yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum Türkkaya adına bir kez Teşekkürüz. daha. Evet. Bizler de yönetim kurulu olarak kendisiyle çok senkronize bir şekilde zaten çalışıyoruz. Ayrıca bizden önce konuşan genç sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Of, nasıllar onlar değil mi? onlar bizim gururumuz, geleceğimiz. Onlardan çok daha büyük başarılar bekliyoruz Allah'ın izniyle. Roy, Tabii hoş bugün geldin. için bugün için bugün için bugün için sen bir kadın bir erkek sporcu aldın. Temsili Ama tabii bunların gençlerin evet temsili. kendisi ama bunların bir sürü daha var. İsimleri de çok fazla. Şimdi tek tek saymak istiyorum ama olur ya birini unutursam diğerini ayıp etmiş olurum Risk düşüncesiyle. almayalım, evet. Riski almıyorum. Bütün olimpik havuzda yer alan sporcularımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Zaten biz kendilerine bu pandemi döneminde izin aldık. Federasyon olarak gerekli izinler aldı. Hepsi rahat rahat antrenmanlarını Harika. yapıyorlar. Olimpik havuzda olmayıp evlerinde spor yapan sporcularımız var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Evde Kal projesiyle destekliyoruz. Onlar da sağ olsunlar. Hepsi çalışıyorlar. Tabii ki doğal ortamda yapılan antrenmanı hiçbir zaman tutmaz. Evde yapılan antrenmanlar. Ama bir şekilde de antrenman yapmamız gerekiyor. Roy'a merhaba demek istiyorum. Roy biliyorsun burada yaz işini görüyorum. Fidan Evet, Hoca'nın merhaba dedim öğrencilerinden. ben. Hamza'nın da Aynen. kankası. Çok seviyorum kendisini. Çok başarılı bir O sporcu. uyumamış bu İnşallah saatte. daha başarılı Esin. olacak. Belki Hadi artık Roy, iyi yayından dolayı geceler. kalmış olabilir. Bu tip sporcuların Sonra. hepsine başarılar diliyorum. Ayrıca bugün burada olan kayak camiasına, değerli büyüklerimize, kayak öğretmenler arkadaşlarıma, kayak antrenörlerine, kayak hakemlerine, Evet. camiamızın içinden olmayıp bizi izleyen dostlarımıza Evet. Çok var hakikaten. çok var ve tüm katılımcılara, herkesin ismini tek tek saymam imkansız ama ben burada tabii o yazılarda gördüğüm kadarıyla görüyorum. Bütün arkadaşlarım, dostlarım, hepsi canımız ciğerimiz, hepsine hoş geldiniz diyorum. İyi ki katıldınız diyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki bu Evet. koca ve büyük camianın bu ailenin bir neferiyim. Bu büyük camianın içinde olmaktan müthiş keyif duyuyorum. Çok Her da zaman yakışıyorsun bu camiaya, evet. bu camianın yöneticisi değil, hizmetçisi olmaya adayım. Bugün de öyle olmuştur, yarın da öyle olacaktır. Hangi koşullarda, hangi şartlarda görev düşüyorsa yapmaya da hazırım. Ayrıca buradan bu mübarek Kadir Gecesi'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olması dileğiyle birlikte Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutlamak istiyorum. Burada sizlerin huzurunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Mücadeleleri asla boşa gitmedi. Türk gençliği olarak Ya. açtıkları bu yolda, bu aydın yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Evet. Tabii bizim çocukluğumuzda 19 Mayıs kutlamaları çok özel bir yeri vardı, sen de biliyorsun. Bir Tabii. şenlik olurdu. 1 ay öncesinden, 2 ay öncesinden başlardık çalışmalara. Fener alayı olurdu Evet, caddelerde. çok çok severdik. Bir karnaval gibi geçerdi aslında. Spor müsabakaları olurdu, atletizm müsabakaları olurdu, işte masa tenisi olurdu, güreş olurdu. Bir sürü spor organizasyonu yapılırdı. Evet. Ödüller verilirdi dereceye girenlere. Ben tekrar böyle olmasını istiyorum. İnşallah tekrar Amin. bu İnşallah. kutlamalara döneriz diye ümit ediyorum. Ayrıca buradan COVID-19 sebebiyle yaşamını yitiren dünyadaki bütün halkların Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastalara acil şifalar diliyorum.
Biliyorsunuz artık bu pandemi günlerinde içerideyiz. Onun için zaten bu yayınları yapıyoruz. Sporcularımız evde kal çağrımıza çok iyi destek verdiler. Herkes sporunu yapıyor. Dünya bununla yaşamaya alışıyor. Bütün kurumlar yeniden. Serkan'ın telefonu çalıyor bence. Heh. Ay gitme. Sıkı tutun, düşüyorsun. Çok çok. Yok geldim, buradayım. Geldin mi? Heh. Aynen buradayım. Tamam. Sonra Tamam. dinliyoruz. Telefon çaldı Harika gidiyorsun. Tahmin da. ettik. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Umarım yeni sezonda yarışma olsun, antrenman olsun, kamp olsun, bununla ilgili bütün çalışmaları yapıyoruz. Bütün sporcularımız müşteri olsunlar, rahat olsunlar. Hepsini düşünüyoruz. Onlar için doğru kararlar Yıldızlarına da vereceğimize selamlar. inanıyorum. Herkese buradan Türkiye'deki bütün dağlara selam gönderiyorum. Hepsi bizim dağlarımız. Birçoğunda zaten kayak yapma imkanı buldum. Birçoğunda arkadaşlarım, dostlarım var. Buradan hepsine selam ve saygı yolluyorum. Evet. Sen de çok tebrik ediyorum. Bizi çok güzel temsil ediyorsun bu yayınlarla. Bir sürü zamanla ayırıyorsun bizim için. Türk Kayağı adına. Türk Kayağı adına sana da teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsın diyeyim Şeref önce. duyuyorum. Çok teşekkür ederim Serkan Hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biraz yayın uzadı sanırım. Bu saate kadar bizi dinlediniz, beklediniz. Bu kadar beklettiğimiz için sizleri seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten Ben teşekkür ediyorum. evet. Şöyle dondun sen. Telefon mu çaldı? Yok çalmadı ama Ha. yayında bir problem var herhalde. Tamam. Zaten artık ayrılıyoruz. Seni çok yorduk bu akşam Serkancığım. Çok Estağfurullah, teşekkür estağfurullah. ederiz. Dediğim gibi biz Türk Kayağı'nın Tüm samimiyetinle buradaydım. hizmetkarıyız. Evet. Bütün hocalarıma, herkese ismini sayamadıklarıma lütfen beni bağışlasınlar. Herkesi çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Seni artık gönderiyorum. Hadi. İyi Hadi. geceler. Hadi iyi geceler Serkan'cığım. Çok İyi teşekkür geceler. ederiz. Görüşürüz. Evet. Şimdi biz bize kaldık. Bu akşamlık bu kadar bizden. Serkan hocamı çok yorduk. Sizler de bizi bırakmadınız. Çok teşekkür ederim. Her türlü Metin Kuru hocam. Hepinize Benan hocam. Her gece biz buradayız. Sizler de buradasınız. Hakikaten burada büyük bir gönül birliği yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz Ersin Tahiroğlu. Evet Kadir Ağbaba, Canan Hocam, Tuğba Hocam. Ve şöyle söylemek istiyorum. Eğitimi olan her kadın Cumhuriyet'e bir teşekkür borçlu, Atatürk'e bir teşekkür borçlu. Evet önce bir kadın olarak 19 Mayıs'a ayrıca kutluyorum. Ve atamızın Samsun'a çıktığı ve mücadelenin başladığı günümüz kutlu olsun. Bu arada Kadir gecemiz mübarek olsun. Dualarımız, hayırlarımız yerini bulsun inşallah diyorum. Uludağ'da bugün sen de hoş geldin. Evet, iyi geceler diliyorum. Yarın akşam tekrar buradayız 9.30'da. Hoşça kalın.